Sevgili gömercilerimiz, taklacı gömercilerimiz, yılbaşı özel programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu coşkumuz var ya, gel bana gel. Gerçekten inanın, sanki 2097'ye giriyoruz gibi. Şu anda 97 ATV, ben stüdyolarında Muazzam Hacı belirdi burada bir anda. Çok coşkuluyuz, çok mutluyuz çünkü gerçekten 2023'ten 2024'e az kalsın sedye ile taşınıyorduk biraz daha uzasaydı. Başımıza gelmeyen kalmadı. Hem dünya olarak hem ülkece hem de ben şahsım adına. O yüzden bu yıldan gittiğimiz için çok mutluyum. Kaan'cığım bugüne biliyorsun hem Net'te ekibi hem de biz çok özenerek hazırlandık. Ama senin bir tık daha fazla özendiğini görüntülüyorum. Çam ağacımız da vardı fakat bu gömlek tercihin beni sevindirdi. Ama Ayşe'cığım ben seni dengelemek için aslında bunu yapmışım. Çünkü gördüğüm kadarıyla sen matemdesin gerçekten. Bir yaş daha yaşlanıyorum evet, diye. Ben herhalde adeta Mevlüt'e gelmiş gibi. O zaman Kaan'cığım ben de seni dengelemek için... Ne yapacağım çok merak piton ediyorum. Piton yılanını. Bakın nasıl? Adeta bir Tuğçe Sağan yılanlı kadın oldun. Çok büyük bir değişim. Süreyya Hanım'ın muhteşem değişim. Özellikle ben o kafandaki aşırı batılı süsü çok sevdim. Ay sağ olsun çocuklar bana bunu uygun görmüş. Kendi artık krallığımda yaşayacağım. Ama tacım. Ne kadar güzel gerçekten Netli ailemiz burayı süslemiş ve böyle maskelerle sanki Eyes Wide Shut birazdan partisine katılacak. Fidelio şifresiyle orcuya girecekmişim gibi hissediyorum. Orcik ama, demek istedi Elazığ'ın sucuğu. Ama biz biliyorsun öyle partilerle hiç işimiz olmaz. Bizim çünkü hemen yediklerimizden karnımız ağrır. Ve hemen benim bacağımı biliyorsunuz ayağım üşütünce kramp girer. Ve Kaan da bana hemen ilaç tavsiye eder. O yüzden de bugün şarap bardaklarında benim ıhlamur, Ayşe'nin çay var. Yani sanmayın ki muhafazakar endişelerle bunu yapıyoruz. Hayır. Tam bir içimizde Edremit'le emekli albay yaşadığı için. Gerçekten şerefine öyle. Şerefine kardeşim. Ama bir anda bir kızılcık şerbeti efekti oldu. Onların bir yılbaşı kutlaması vardı hatırlıyor musun? Alev herkese hediye aldı diye herkesin gözleri büyüyordu. Hatırlıyorum ıhlamurların su gibi aktığı gece. Kızılcık şerbet demişken de bu gece ilk kez konuk ağırlayacağız. Milli oluyoruz. Bu gece kızılcık şerbetinin Alevi ve Rüzgar'ı bizlerle birlikte olacak. Onlara da buradan çok teşekkür edelim. Programları İyi ki geldiler yoğundu. Ve hoşça kalın. Geldiler gittiler. Bakın görmediniz mi? Gelip gittiler işte. Görmüyorlar bizi değil mi? Allah korusun. Ama onları burada ağırlamadan önce kendi muhabbetimizle biraz programımızı açacağız. Ve ilerleyen dakikalarda onları alacağız. Gördüğünüz gibi gerçek bir yılbaşı özel programıyla sizlerle birlikteyiz. Havaya girdik ya şu an farkında. Bayağı zaten birkaç saat kaldı girmeye. Bu da vardır ya böyle 3 hafta önce çekilen yılbaşı özeller. Yani gerçekten Haziran ayında çektiğinde ondan sonra da stüdyoda 10, 9, 8. Ama bir dakika Ayşe'cim bizi eminim bu bölümü bekletip yılbaşı gecesi sofrasını kurup açanlar mutlaka vardır. Biz onlar için ara ara diyeceğiz. Yani 1 saat kaldı, 30 dakika kaldı. Gerçekçi zamanlar olmayabilir. Yani evet. Çünkü bilemeyiz biz 9'da mı açtınız, kuşluk vakti mi açtınız. Ama o ruhu da yansıtacağız. Yaşatacağız çünkü yılbaşı ruhu çok güzel. Ve hepimiz için çok kıymetli. Çünkü ne olursa olsun herkes yeni yıldan bir beklenti içinde. Evet. Rakamlara çok takılıyoruz, aylara çok takılıyoruz. Evet. Aslında bu beklentilerin sadece yıllardan olmadığını öğrendiğimizde de zaten teneşir oluyoruz. Yani gerçekten o kafayla giderseniz pazartesinin gelişini de kutlamamız lazım her hafta. Ayşe'cim tabii bir de yılbaşı ritüelleri var biliyorsun. Evet. Çok aşırı umut bağladığımız için de saçma sapan yılbaşı hurafelerine yani mesela işte ne bileyim kırmızı don giymek. Kırmızı donu kim buldu? Gerçekten bu kesin böyle Azteklerden ya da işte paganlardan gelen bir şeydir her zaman. Arşimet bulmadı yani herhalde biliyorsun. Kafasına don düşüyor Arşimet'in. Ama şuna eminim hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor çünkü bütün kırmızının bütün tonlarını giydik. Hiçbir şeyimiz olmadı. Fifty Shades of Kırmızı. Fifty Shades of Kırmızı. Biraz da çocukluğumuza inelim istiyorum. Çünkü Okan Gülsen Budayıcıoğlu'nu andık sezon boyunca. Senin evinde yani sizin evde nasıl geçerdi yılbaşı geceleri? Yılbaşı. Yılbaşı geceleri Ayşe. Bizim evde yılbaşı geceleri sakin geçerdi. Hmm. Ama yani sakin geçerdik hep birlikte ailecek bir arada olurduk. Ve fakat şöyle günlerimiz de olmuştu. Yani babam bu tip şeylerde daha böyle sakin biridir. Bir tık da konservatif bir yapısı olduğu için. Konservatif. Çok... Dardanel Tom mu senin baban? Çok heyecanlanmazdı böyle şeyleri. Canım, yani, bir tedeyin de bir tarafı vardır. Ömer vardır. Bir kızılcık şerbo vardır. Tarafı vardır. Ama çok Atatürkçü ve laiktir. Bunu da buradan tabii, belirteyim. Annem tabii. Söylüyor. Hepimizin neneleri gibi bir de böyle vardır ya. Evet ya. Yani, Anadolu Müslümanı dediğimiz. Fakat şöyle zamanlarımız olmuştu yani. TGRT'de saat 12'de Danimarkalı Gelin filmini izleyerek girdiğimiz o günler vardı.
Fakat biz çam ağacı süsleyen, hani işte büyük büyük evde masalar yapan, işte Noel babalı peçeteler çıkaran bir aile hiç olmadık. Biz beyaz solo peçetelerle kendi içimizde ufak süsler ve Noel ağacı süsleyemesek bile canım babacığım evde saksı aydınlatmamıza izin verirdi. Fakat yıllar sonra bir gün babam yılbaşı ağacı süslemenin bir Türk geleneği olduğunu öğrendi. Herhalde Sümerolog Muazzez İlmiyeç'in kitaplarını okudu. Ona da buradan selam olsun. Büyük Allah sevgi ve selam. Uzun ömürler versin ki veriyor. Amin. Saksı falan süsleyebiliyoruz ki bu gelenek ve travma bende kaldı. Ve ben de evimin köşesinde artık Noel ağacı yerine canım babacığımın bize bıraktığı gelenek. O fotoğraf da gelsin lütfen. Saksı süslüyorum. Önünde de Noel baba var. O da benim kattığım bir değer. Yani yüzünü hem doğuya hem batıya, hem şarka hem garpa dönen sevgili Balıbey ailesi. Ama tabii ailesi. Ki tombalalar oynanırdı, kestaneler yenilirdi, mandalinalar soyulur ve o anda TRT'de ne varsa hep birlikte onu izlerdik biz. Ya çok tatlı. Sizin nasıldı? Biz biraz daha arada kalmış, sıkışmış bir kültürdük. Çünkü biz de Ihlamur Dere Caddesi'ndeki 2+1 evimizde otururduk ama canım babacım bize bütün muasır medeniyet adetlerini o 2+1 eve sıkıştırmayı başarmıştı. Benim babam diş doktoruydu, o zaman da diş doktoruydu. Yani hayır, bir sene diş doktoruydu, bir sene. Her yıllara göre değişmiyor mesleği bu adamın. Muayenehanesini erken kapatıp gelip evi süslerdi. Ya. Evet, biz okuldayken evi süslerdi ve her yerini süslerdi ve bize o ruhu yaşatırdı. Ve o küçücük eve bize bütçesince aldığı hediyeleri saklardı. Yani Noel Baba getirmiş ve saklamış gibi yapardı. Ve gece boyunca da o hediye yağmuru hep devam ederdi. Yani tık tık dışarı çıkıp kapıyı çalar. Biraz da fazla kaptırıyormuş galiba. Yani kapıyı çalardı. Biz kapıyı açardık. Biraz fazla yaşatmış o ruhu size. Fazla, evet, fazla yaşatmış. Çok gerçekten. Ve bizim bir yılbaşı filmi, Noel Baba filmi vardı. Babamın kasete çektiği. Ve o film 20 dakikalık bir film. O filmde ne olduğunu asla anlayamıyoruz. Yarım yamalak çekmiş canım babacığım. Biz her sene onu seyrederdik ve ne olduğunu da asla anlamazdık. Ay ne kadar naifsin aslında. Bunu ya da ne kadar gerizekalıymışsın diyebilirsin. Ay ben, anlamadan her sene. Öyle demek istemiyorum partnerime. Lütfen iptal. Bir de Kaan'cığım yılbaşılarda şu vardır. O seneye kimle girersen onunla devam edersin. Bu büyük bir yalan. Ben 2001 yılbaşına babaanneciğimle girmiştim ve 3 ay sonra rahmetli olmuştum. Bu da benim tabuta girmediğime yani göre. Yani Ayşe kimle girerse gördüğünüz gibi 3 ay sonra hakkı rahmetine kavuşuyor. Gözü toprağa bakıyormuş. Yılbaşında uzak duralım birbirimizden istersen. Bir de mesela şey vardır, bu hindi saplantısını ben asla anlayamam. Ay çok da çirkin bir et. Yani hakikaten artık vegan hassasiyetlerini de yeteri kadar... Göz önünde bulundurursak eğer. Göz önünde bulundurursak ve tadının korkunç olduğunu, kayış gibi hindiler. Bir de şöyle şeyler okudum ben Twitter'da. Bu hindi manyaklığı nedir? Hindi manyaklığı diye bir şey yok. Öyle bir şey de yok yani. Yani hayvanseverlere it tapar. Hani bir yere var ya deli tavuk hastalığı gibi. Öyle bir hindi hastalığı yok. Şey diyor şey, hindi yerine keşke insanlara başka şeyler önerseler diyorlar vegan kardeşlerim. Yani yeşil mercimeği de o gün herhalde yani, Noel'de yiyecek halleri yok kimsenin. Yani yılbaşı yemeği haydari olamaz evet, yani. Evet, bu kadar da duyar kasmayın arkadaşlar. Ne yiyen ne yiyorsa yesin. Şimdi ben hiç şunu duymadım. Vegan olmayan insanların yeşil mercimeği neden ön plana çıkarıyorsunuz diye cinnet geçirdiklerini duymadım. Bu 2024'te de inşallah bu fazla duyarlar biter Kaan'cığım. İnşallah biter ama bizde de yılbaşı yemeği Çerkes tavuğuydu mesela. Ha. Hindi değil. Meze olarak genelde kullanılan Çerkes tavuğu benim annemin köken... TMI, too much information. Annemin kökenlerinden dolayı. Kökenleri. Kökenleri. Ege kökenli. Bir de ben mesela yılbaşı evde kutlandığı zaman o yılbaşı sofralarına bazı yemekler beni çok rahatsız ediyor. Yani mesela? Yılbaşı ruhuna hiç uymayan kısır, patates salatası ve daha korkuncu. Makarna salatası. Makarna salatası. Arkadaşlar makarnanın salatası olmaz. Her şeyi olur ama o mayonezi bastığınız şey asla olmaz. Sofraya gelemez o yani. Yani o hemen çöpe dökülür. Makarna verecekseniz yılbaşında hani makarna şarap gecesi yapıyoruz gibi buna böyle bir batılı tavır. Arkasında bir film koyarak. Arkasında bir film koyarak bir Ferzan Özpetek filmiyle hayaller kurabilirsiniz ama yılbaşı sofrasına kısır, patates salatası, börek. Börek ne ya? Ben bazı yılbaşı sofralarında fotoğraf çektiğiniz için görüyorum maalesef bunları utanmadan paylaşıyorsunuz. Kuş üzümlü biber dolması siz gördüm. Siz değil başkaları. Kuş üzümlü biber dolması gerçekten dünyada da yasaklanması gereken bir şey. Evet ben de bir tane yılbaşı sofrasında yoğurdun kendi orijinal kasesinde geldiğini görmüştüm. Dost yoğurt. Onu lütfen kaselere koyalım sevgili dostlarım. Kaselere, yoğurtlar, kaselere, patates salataları arkaya. Bir de o yılbaşı evde toplaşmalarda çocuklu ailelerin gelmesiyle yılbaşı ruhunun hemen vefat etmesi. Bir de yılbaşında neden mekanlar fiyatlarını 5'e katlıyor? Ben onu da anladım. Yani bu şey damat tıraşı gibi. Tıraş aynı tıraş. 5 katı fiyat. Evet. Gelin başı da öyle oluyor. Onu bilmiyorum. Aynı günde o başı yaptırdığın zaman
Yani başı üstüne baş koymuyorlar. Yani ama o başı da yani gelin başını da normal günde niye yaptı? Deli misin sen? Cazibe Hanım'ın kunduz dişleri. Ay öyle deme ya. Şey öyle çıkıyordu ya bu yeteneksizsinizde Ali Taran jüriydi bir dönem, hatırlıyor musun? Evet. Tam bizim rüyaların saçmalık serisi, evet. Bir jüri vardı. Evet. Hülya Avşar, Sergen Yalçın, evet. Ali Taran diye. Ali Taran hep gelin başı yaptırıp çıkıyordu oraya. Ay saçmaladın iyice Allah şu an. Allah belanı versin. Buraya koyalım o fotoğrafı. Şöyle bir topuzla çıkıyor. Yaz Ali Taran gelin başı diye Google'a, hemen çıkıyor. Gerçekten o dönemde hiç kutlama yapmamak lazım. Yılbaşı geceleri inanılmaz geçiriyorlar çünkü. Evet. Özellikle dışarıda diyorsun değil mi? Hesabı o kütükte ya da odunda getiren. Maytapla geliyor hesap bazen de. Ya öyle bir giriyor ki. Yani o kütüğün içinde üstünde geliyorsa özellikle et restoranlarında o yılbaşı gecesi o faturalar. Hmm. Bileceksin ki arkada orman geliyor sana yani. Evde kutlamak en iyisi tabii. Diyoruz. Ve buradan da 2023'ün yavaş yavaş en cringe olaylarına mı girsek acaba? Girelim. Haydi 2023'ün en cringe olayları başlasın. Kaan'cığım cringe olaylar denince de biz be diyormuş. Ayşe'cimin tweetinde de, meşhur tweetinde de söylediği gibi Dilan Polat'ın kendi görgüsüzlüğüyle bir suç şebekesini ortaya çıkardığı bir yıl oldu. İnanılmaz bir şeydi ve şu an kimse de acımıyor onların başına gelen hiçbir şey. Çünkü o kadar gözümüze soktuk ki o parayı. Evet galiba, bir de bizim insanımız biraz hipokritiktir biliyorsun. İkiyüzlü. İkiyüzlüdür yani, bir şey yükselirken onun peşine takılmayı çok sever. Evet. Ama eğer bir şeylerde boka sarıyorsa hemen oradan uzaklaşırlar. Hatta Dilan bence Polat, bütün insanlar öyle ya. Dilan Polat sadece içeri alındıktan sonra. Diyerek linçleri hemen önünden. Ay, hayır hayır, linçlerin hiç umurumda değil. Bir anda. Yo yo, kapanalım, kanal kapatılsın. Yo yo filan. Ben şunu halkı biliyorum. Halkı kim ve düşmanlığa tahrikte. Böyle mi olacaktı? Böyle. Gülben Ergen'in şöyle tweetleri vardı. İşte ben de turşu kavanozunda turşu kuruyordu. Böyle bir video çekmiş ve arkasına da enerjiye yazıp Dilan Polat'ı etiketlemiş. Dilan Polat içeri girdikten bir hafta sonra o tweet'i sildi. Ama olması gereken de bu zaten. Evet, tabii sadece Dilan Polat değildi dolandıran ve dolandırılan. Aslında biliyorsunuz var böyle tiplerle ilgili iddialar da var. Daha kesinleşmediği için bilemiyoruz yani. Ama neler neler olmuş. Var böyle tipler ama yok böyle bir dolandırılma. Evet, o da işte bir Portekiz'e kaçtı dendi. Bir Gürcistan'a gitti dendi. Açıklama yapılacaktı bir Kasım başında mı ne? O da gelmedi galiba. Bir Instagram hesabından açıklama yapılacak. Hatta bir viral bu galiba. O da reklamcı olduğu için. Yok artık bunu da şey verir. Virali dendi. Olur mu ya? Ama var böyle tiplerde güzel tokatlayarak gerçekten etrafını. Hiç olacak iş değil. Tabii dolandırma deyince maalesef eski meslektaşım da buna bulaştı. Bir banka müdürünün. Seçil Hanım. Bir ona ne diyorlar? Ponzi sistemi. Ponza taşı. Ponzi sistemi diyorlar. Ve dünyanın aslında en kolay, yani daha önce işte bu Titan. Ra yüzü. Kenan Şeranoğlu'nu biliyorsunuz. İki farklı ceket giyip de evet. Dans ettiği dönemler. Ve onun da öncesinde. Siirt Jetbaspor'un as başkanı olan Jet Fadıl. Siirtli olduğu için zaten Siirt Jetbaspor, hatta 1. lige çıktı. Sergen falan da transfer olmuştu galiba ona, değil mi? Siirt Jetbaspor. O kadar oldu mu ya? Öyle bir şeyler olmuştu diye hatırlıyorum. Ama bu futbolcuların yani bunlarla ilişkileri gerçekten bu bankacı skandalında ortaya çıktı. Çünkü biliyorsunuz hepimizin yakından tanıdığı isimlerin de para kaptırdığı ve insanlara şunu dedirtti hepimize. Yani bu kadar para neyinize yetmiyordu, değil mi? Ve Arda Turan da çıkıp dedi ki o kadar da önemli değil benim için. Yıkılmadım, o para benim servetimin 1/6 mi dedi. 1/6 de nasıl hesaplanmış olabilir? Ve ondan olabilir sonra ya? Hiç sözelcileri düşünmeyerek çalınan parasında 13 milyon dolar olduğunu söyleyerek Türkiye'deki kur farkını da gözetmeyerek hepimizin kucağına bomba bıraktı. Olsun, gene zenginin malını züğürdün çenesini yorduğu anlar yaşıyoruz ama arkadaşlar gerçekten o kadar paranın neyinize yetmiyor ve Ponzi sistemi diye biz seninle burada günlerce tabii. Anlattık. Hala dolandırılabilir. Biz de dolandırılıyormuşuz. Vallahi sevgili dostlarım, ben birikimimi bir normal bir legal banka fonuna yatırmıştım. Biraz para kaybettim, yüreğime iniyordu. Hemen aldım onu, aylık faize koydum, Edremit'le emekli albay gibi. Azıcık kaşım, ağrısız başım. Tabii ilişkiler açısından da çok şey bir sene oldu. Asla bozulmaz dediğimiz bir evlilik bozuldu ve Mehmet Aslantu'yla Arzum Onan ayrıldı. Ve Mehmet Aslantu da siyasete neden olduğunu asla anlayamadığımız bir şekilde yöneldi. Ve biz gazeteci olsaydık herhalde şöyle bir manşet atardık buna. Aslantu tipten kaybetti. Eski starın manşetleri gibi oldu. Biliyorsun kelime şakası deyince de sen. Kelime şakası deyince de gerçekten star mıydı neydi hatırlamıyorum. Skibe diye bir şeyi vardı. Galatasaray'ın mı teknik direktörü vardı galiba. Hı-hı.
kötü duruma gelmişti takım ve sonra gitmişti ve skip attı diye bir manşet bir gazete atmıştı. Gerçekten olacak iş değil. Rezaletti. Yani. Rezaletti. Mehmet Aslantı arzu olan konusuna dönersek Kaan'cığım. Dönmeli miyiz bilemiyorum ama dönelim buyurun. Bence dönelim çünkü onların el ele boşanmaya gitmesi. Yani adeta Bruce Willis'te Demi Moore'un Ashton Kutcher'ın teknesinde kucak kucağa oturması gibi. Bu da yine muhteşem bir andı. Şimdi bunlar el ele ve birbirlerini çok severek ayrılıyorlarsa eğer. Ya da hep birbirini çok severek ve el ele gidiyorlarsa eğer neden ayrılıyorlar her Doğru. şeyden önemlisi? Birisi babasının 3 aylığını mı alacak acaba? Hani orada öyle bir hukuki bir aldatmaca yapılacak? Hayır. Sonrasında Arzum Onan sürekli Mehmet Aslantuğ'u savunan işte açıklamalar yaptı ve Mehmet Aslantuğ o cringe videoyu saldı. Dedi ki o zaman tipten aday olmuştu. Dedi ki memleket sevdası bütün sevdaların önüne geçiyor. Bak ablacığım, 30 yıllık bir aşk hikayesinin erkek tarafıyla ilgili bir sorumluluğum var, farkındayım. Twitter X oldu bu sene biliyorsun. Evet, Elon şahtı Musk'ın şahbaz oldu. Gerçekten şahtı şahbaz oldu diyebiliriz buna. Bizi üzdü. Ben ama yine Twitter diyorum. Yani X'e girdim mi diye kimse kendi arasında konuşmuyor biliyorsun. O da bir yine söylenmesi gereken bir olan. Senin söylediğin, uyardığın bir şey beni. Ben bilmiyordum bunu. Görünmezliğin formülü bulundu dedin sen. Evet, Çinli bir bilim insanı tarafından görünmezlik bulundu arkadaşlar. Ama görünmezlik derken böyle çok enteresan. Nasıl bulabilirsin ki? Görünmez değil mi? Hayır, görünmez bilim de görünüp görünmediğini nasıl anlıyorsun yani? Az önce görünüyor muydu? Yok, ben çoktan bulmuştum. Bu beyefendini düşünsene Kaan'cığım. Görünmezliği bulup denemek için pavyona gittiğini. Ankara'da cebeci de dolaşıyor. Görünmezliğin bulunması ne demek? Yani o bir ilaç mı, bir ışık oyunu mu? Hayır, ilaç değil. Aynı David Copperfield de bulmuştu biliyorsun. Prestij filmindeki gibi böyle bir şeffaf bir perdeyle evet. üzerini kapatıyor ve o anda adam yok oluyor. Allah Allah. Evet. Ne saçma sapan işte. Çok saçma. Bir gün biz de öyle sunalım bu programı. Ondan sonra atlıyor uçağa geliyor Sarı Tutkun'un yanına. Evet. Bu programda siyasete hiç girmiyoruz ama söylememiz gereken bir şey varsa tabii ki seçimler 2023'e damgasını vurdu. Muhalefet kaybetmek için her şeyi yaptı ve kaybetti. Bunu da bu kadar. Muhalefet diyoruz. Bu kadar bile konuşmayacağım ama o kalp yapanlarının mabuda dönüşen elleri çok üzücüydü gerçekten. Ben de evimde bir seçim partisi vermiştim ve hepimiz kalpli fotoğraf koymuştuk ve hemen gerçek bir karaktersiz gibi. Sildik onu. 28 Mayıs'ta hemen ben onu sildim. Benim iki tane vardı. Ve profilime ampulü koydum. Artık yapmamız gereken bu. Hayır, ampul koymadım ama fotoğrafı sildim. Beni de çok önceden takip eden ve asla geri takip almadığım üst düzey bir bürokratı. Ben de seçimden sonra tekrar takibi aldım. Şu an birbirimizi karşılıklı haftada bir like'lama şeklinde çok medeni bir evet. ilişkimiz var. Bir gün başıma bir şey gelirse hemen o like'ları göstereceğim. Bakın elimde bütün Twitter'lar var diye. Gördüğünüz gibi siyaset konuşmayı başardık ama bundan sonra da belediye seçimleri var. Buna hiç girmiyor çünkü bizi hiç ilgilendirmiyor artık. Ay artık bizi gerçekten ne oluyorsa olsun diyoruz. Bu arada bir haber değeri yok ama Rihanna tekrar hamile kaldı Ayşe'cim. Ona da bir cümleyle geçiyoruz. İki çocuğun üstüne. Evet. Eşinin adı biliyorsun Asap herhalde as soon as possible'ı. Asap mı adı? Evet. Hamilelik olarak anlamış. Hayatımda böyle saçma bir şey duymadım yani. Bir Elon Musk'ın çocuğuna X, Y, Z falan gibi bir isim vermişti. Bir de bunu ilk defa duydum. Bence 2023'te... Süslerimiz merhaba. İntihar etti. Bence 2023'ün en cringe açıklamalarından biri de Serdar Ortaç'a aitti Kaan'cığım. Biliyorsunuz demişti ki ben mal varlığımı çalışanlarıma bırakacağım. Onu duymadım. Hangi mal varlığını derler adama. Yani herhalde kumar fişlerini. gerçekten reddi miras hoş geldin diyorum. Bir de şunu da söyleyelim. Çok yeni konuştuk ama Bihter filminde de konuştuk. 2023 bence sevgili Farah Zeynep Abdullah'ın da kariyer haritasında iyice yolunu şaşırdı. Yani bir anda akide şekerinden tahrik olurken 5 dakika sonra Kızılcık Şerbeti'nde Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diye yüzünü nereye döneceğini şaşırdı ve gerçekten paletindeki bütün renklerini gösterdi, üstümüze saldı. Bir yıl oldu. Ayşe'cim istersen sevgili konuklarımızı almadan önce son bir güzel konumuza da girelim. Buyurun. Nerede eski o yılbaşları diyerek biraz eski yılbaşı kutlamaları. Burada biraz eski yılbaşı gecelerine bir bakalım. Hadi bakalım.
Kaan'cığım ben şu anda bizi izleyenler için 2024'de 32 dakika kaldı demek istiyorum. Gereksiz detayı. Dakikalar kaldı. Gerçekten yepyeni bir enerjiyle yeni yıla başlamamıza diyelim. Ve Noel anne olarak hayata başlamamız. Evet tabii bunu söylemişken biz Ayşe ile bir ara sürekli geri sayıyorduk. Yani her ister yerde. Temmuz olsun ister Haziran olsun. Yıllar önce bizim çektiğimiz bir video var. 2017'ye girerken. Evet 2017'ye girerken ama 2016 Kasım'da çekmişiz bunu. Evet. Arkadaşımızın evinde yine geri sayıyoruz. Ve orada da hepimiz yeni yıldan dileklerimizi istiyoruz. O video bir gelsin şimdi. Ayşe sen ne bekliyorsun? Çok zengin ve çok ünlü olmayı bekliyorum. İnşallah. Ayşe'cim o videoda gördüğümüz gibi bir tek sen çok ünlü ve zengin olmayı istemişsin. Tek ben vizyonlu de, benim gerçekten. Evet ben de hiçbir şey istememişim. ama sen de ne kadar gerçekten azatama eden bir çocuksun ya. Evet hiç 2017 istemem. Oysa benim patladığım yıldı. Nerede patladım? Kendi kendime patladım ama. 2017 benim en mutlu yılımdı biliyorsun 68 en deli çağım diyen Zeki Müren'in Bıldırcın Yağmurları şiir kitabında da söylediği gibi. Eski yılbaşı programları deyince tabii Ayşe'cim benim çok yakalayamadığım senin biraz yakaladığın TRT eğlencelerine istersen. Ay ne güzeldi gerçekten. Çünkü şundan güzeldi aile olarak bir sofranın başında oturup hep birlikte bir şeyler izlemek ve eski Türkiye'yi de biraz özlem aslında bunları evet. Konuşuyoruz ve seninle. Bu arşivleri izlemeye başladığımızda ikimiz de birbirimize gözlerimiz olarak aradık. Çünkü çok duygusallaştık. Ben Ahmet Özhan'a duygusal bakışlar atarken Kaan Ayşegül Aldınç'la üzülüyordu. Yani ben Ayşe'yi arayıp Ayşe ben komik bir şey yazamıyorum diye birbirimize dert yandığımız bir noktaya doğru sarılıyorduk. Hemen oradan toparlandık. Çıktık çok şükür. Nasıl toparlandık? 1990 TRT'nin bir yılbaşı kutlaması var sevgili dostlarım. Bir havuzlu bir yer. Neden bu risklere girildi? Ve o havuzda herkesin düşmemek için 40 takla attı. Ve Türkiye'de aklınıza gelebilecek bütün ünlülerin. Evet Kaan ya. Sırayla ama böyle çok korkutucu distopik bir kutlama. Yani herkes böyle oturuyor gazine konseptinde. Sırası gelen köyümde yangın var falan diye. Zaten başlıyor ilk böyle kamera geziyor şaryoyla masalarda ve bir anda hiçbir şey konuşulmadan Ayşegül Aldınç sanki böyle çikolata jelatininden bozma bir elbiseyle ayağa kalkıyor. Bir anda. Bir anda bir şarkı söylüyor ve herkes aynı biz nasıl bakıyorsak oradakiler de öyle izliyor Ayşegül. Herkes birbirine bence o sene çok değerli isimler biraz nasıl diyeyim kenafir bakıyor. Yılanlık var. Yılan, ya, bu ne söyleyecek, o ne söyleyecek, bu ne söyleyecek falan gibi bakıyor. O bakışlara bence çok dikkat edin. Ve orada Erol Evgin'in havuzda düşmemek için böyle cambaz gibi şarkı söylediği videolar. Ve anda, orada biliyorsun yani şarkı söyleyen sanatçılara bir tek kim değer veriyor biliyor musunuz? İbrahim Tatlıses. Çok öyle etin. Mi? Mesela Ahmet Özhan herkesin masasına gidiyor. Çok enteresan. Bak ben şok oldum izleyince. Ve Ahmet Özhan İbrahim Tatlıses'in masasına gittiğinde şöyle bir şey yapıyor İbrahim Tatlıses. Sayanora. O ne Japon işi mi ya? Ve orada o masada dikkat ettiysen eğer kim vardı? Osman Yağmur Dereli. Aa Yağmur Ajans. Eskilerin, nurlarda yatsın. Şimdilerin Ayşe Barım'ı da Osman Yağmur Dereli biliyorsun. Gerçekten öyleydi. Bütün ünlüler onun şirketiyle çalışırdı. Rahmetli de bir celebrity freaklik varmış ama. Çok hafif bir celebrity freaklik varmış Osman Yağmur Dereli. Ama çok da iyi bir yetenek abi. Headhunter'lık da var, var yani. Var tabii ki mariziyeler işte yılan hikayeleri falan hepsinde yapımcısı aynı tabii, zamanda. Tabii gerçekten bir döneme damgasını vuran rahmet bir insan. Rahmet istedi. Evdekiler yani. Dizisi ama Osman Yağmur Dereli deyince benim en güldüğüm Yaniya diye. Neriman Köksal'ın orada yani müthiş bir dizi. O program çok enteresan ve o programda gerçek bir kültür mozaiği. Bir anda Belkıs Akkale türkü söylüyor. Sonra bir anda Gökben çıkıp "You're just too good to be true." Ya yani bütün renkler ve arabesk yasağına da kalktığı dönem herhalde evet. Ki bir ara Emrah çıkıyor çünkü. Çok enteresan. Kamil Sönmez'in arkasından dansöz çıktı. Dansöz'ün arkasından Ferdi Tayfur'un çıktı. Böyle gerçekten tam bizim rüyaların saçmalık seviyesi bir kadroyla. Tam. Ve orada en son Zeki Müren çıkıyor. Paşa çıkıyor. Paşacığım. Ve Zeki Müren çıktığında Bülent Ersoy'un rakısıyla etrafı...
Sanki bir tık böyle bir mutsuz gibi orada değil mi? Bilmiyorum. Bizde herkesi mutsuz, herkesi düşman, herkesi şey. Ama orada yani o sahne çok enteresan. İnanılmaz şeyler yakaladık gerçekten. Sonra izlerken. Biliyorsun Türkiye'de özel televizyonlara geçildiğinde yılbaşı gecelerinin kutlanması arşa çıkıyor. Ama bir dakika, oraya geçmeden önce bir yine TRT yılbaşı kutlaması var. Türkücülere hafif müzik söylettikleri. Allah'ım, bu bir nasıl kere, zulüm. Bir kere niye hafif müzik? Yani hafif ne demek? Biz hafif insanlar mıyız? Pop dinleyen pavyona mı düşmüş oluyor? Ne oluyor yani? Türkücülere zorla pop şarkısı söyletiyorlar. Ve orada bir değerli bir sanatçımız Deniz Güldü Halıma diye. Deniz Güldü Halıma. Ya bak gerçekten. En başında da şey var ya, Süreyya Duru. Deniz ve Mehtap sonra nerede sundu? Deniz ve Mehtap sordular seni neredesin? Çünkü Karadenizli çoğu. Belki Sakkale var orada, işte yine Kamil Sönmez var. Ya çok çok distopik bir program o da. Onun da görüntülerini sizlerle tabii ki paylaşacağız. Orada da biliyorsun o koronun da sonuna kim geliyor yine? Osman Yağmur derede. Bravo. Evet, her koronun sonuna geldiği gibi o koronada sonu geliyor. Senin söylediğin gibi özel televizyonların açılmasıyla bambaşka bir noktaya gidiliyor. Magic Box. Ah, ve orada özel televizyonların yılbaşı jingle'larını hatırlayan Z kuşağını yine kaybettiğimiz şu dakikalar. Ama burada aslında biz magazin çukuruna daldık yani. Z kuşağı bununla ilgilenir diye düşünüyorum. Evet. Magic Box'ın açılması şöyle bir şey oldu. Türkiye'nin memeye ve göte doyduğu yılbaşıların geldiği ve bir alanda 9 dansözün aynı anda dans ettiği ve herkesin aşırı seksi, her konuşmanın aşırı erotik, Gülgün Feyman'ın bile yatak odası ses tonuyla Mazda dağıttığı bir dönem. Bir tane siz çeker misiniz bundan sonra? Tabii. Ah, Mazda dağıtırdı bakın. Yılbaşı gecesiyle başladı. Daha önce de konuşmuştuk bu Mazda dağıtma meselesini. Gülgün Feyman Mazda spor araba dağıtıyordu kırmızı. Telefon numaranızın son iki numarasına göre. Güler Kazmacı, Toyota Corolla ve... Bizden önce bir sinyal sesi duyacağım. Bir sinyal sesimiz. Tabii telefonunuz çevirmeli ya da tuşlu olabilir. Toyota Corolla ve bir de Toyota Cressida diye bir şey, benim hiç duymadığım. İkisini dağıtıyordu. Bizim de 91'de 261-86-91 dev telefonumuz. 91 olduğunda ben cinnet geçiriyordum. Ama ben çevirmeliyle arayana kadar tuşlu telefona geçmiş olan daha zengin insanlar para parayı çekmişti ve onlar arabayı kazanmıştı. Acaba orada da bir hülle var mıydı? Ve bence Gülgün Feyman'la Güler Kazmacı arasında da bir madilik vardı. Aa. Vardı tabii, ikisi de birbirinin. Ben bir de şeye çok şaşırmıştım. Şimdi biz o kadınları o güzel Türkçeleriyle, o hanımefendi duruşlarıyla, personalarıyla hep TRT'de izledik ya. Evet. Bunlar starı geçince bir şey oldu. Meridyen'e mi denk geldiler ne oldu? Hepsi deliriyor. Ve o yılbaşı programına burada biraz görüntülerini de görürsek görelim. Şöyle konuşmalar oluyor. Gülgün Feyman böyle diyor. Artık fenalık gelmiş. Halkımızın beleşçiliğinden ve sürekli araba almak için telefonları kitlemesinden. Doğru. Alo. Buyurun. Öyle. Gazi Osman Paşa. Orası neresi? İyi akşamlar. Nuri Yardımcı Gazi Osman Paşa. Gazi Osman Paşa neresi? Evet, yani Gazi Osman Paşa'dan Nuri. Böyle açıklamalar yapıyor Gülgün. Gerçekten mi? Böyle yapıyor. Arkadaşlar yardımcı olun, ben bu telefonları şık 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 kapatıyor filan. Açıp geri kapatıyor. Delirmiş kadın. Bu arada izninizle telefonları durdurmam lazım. Ben küçük bir orkestra şefi gibi. Ve sonra yapıyor. Arkadaşlar sadece araba dağıtmıyoruz. Lütfen aramayın. Grundig televizyon da dağıt. Sanki onun muadiliymiş. Kadın bütün arabaları dağıtıp otobüsle eve gittiği için herhalde o gece belki de cinnet geçiriyordu kadıncağız. Ama tabii sonra özel televizyonların gelmesiyle hakikaten hem bu Star, Magic Box, sonra Kanal D, ATV ve o jingle'ları hatırla. Bu yılbaşı hepinizi Show TV'ye bekliyoruz. Ya da işte ATV, ATV'de 96 falan. Ben çok severdim. Nerede seyredeceksiniz? Mesela ATV'nin yılbaşı çekimleri şeyde olurdu. Gayrettepe'de bir kadınlar matinesi programı vardı. Müge Oruç Kaptan sunuyordu onu. O stüdyolarda çekilirdi yılbaşı. Ama herkes kendi böreğini, dolmasını falan getiriyordu yine oraya. Öyle. Altın günü gibi yani. Altın günü gibi. 94 fasıl vardır. Efsane bir fasıl ATV'de. Orada yok yok. Muazzez Abacı, Sibel Can, Seda Sayan, Kibariye, Emel Sayın, Nüket Duru, Adnan Şenses. Bak. Aa. Bu efsane. Bunu getirelim mutlaka ekrana. Efsane bir fasıldır yani. Kaan'cığım bir de biliyorsun bu Magic Box Cem Uzan'la Turgut Özal'ın evladının ortaklığındaydı. Ahmet Özal. Özal'ın ortaklığı. Sonra o... Kanal 6'yı açtı. Kanal 6'yı açtı. Fakat Magic Box döneminde biliyorsun Türkiye bir o zaman cinsel aşkın Afrikası gibi dansöze aşırı meraklıydı. Ve yılda bir kere. Sadece dansöze değil, kırmızı noktalı filmler, Yasemin'e gece jimnastiği.
Yani Cem Uzan bütün çeşmeleri açmıştı ve hor hor çeşmesi gibi dansözler ağzımıza her yerden üstsüz popo giriyordu. Üstsüz dansöz bile vardı Şokopop'un işte o belgeselinde izledim. Bravo. Üstsüz da üstsüz striptizci bir kız. Dansı kötü, üstü güzel bir hanımefendi. Bayağı güzel oynatıyorlardı ve o zaman neden yapılıyormuş biliyor musun? Çünkü o zaman Magic Box Almanya üzerinden yapıyormuş yayınlarını. Hmm. Dolayısıyla o zaman Rütük'te böyle bir hukuki boşluk varmış. Alman kanalları da meşhurdur şimdi. RTL, Sat1. Sat1'in gelişi ve Star1'in gelişi yani. İki tane cinsel açlığı dolduran. İki kanal gerçekten. Ve o zaman Cem Uzan şöyle bir hamle yapıyor. TRT'de yine dansöz oynatılsın mı oynatılmasın mı diye 6 ay önceden tartışmalar başlıyor yılbaşı için. Ve bu sefer Nesrin Topkapı'yı değil biz de özel kanallarla mücadele edelim diye dansöz Buse diye bir hanımefendiyi. Hmm. Daha önce hoş, etli butlu, güzel dans eden bir kadın. Onlar çekimi yapıyorlar TRT ile. Ondan sonra da Star kimlerle yapılacaklarını önden öğrenip Cem Uzan 10 katı para veriyor. Yani 100 milyon falan para veriyor dansöz Buse'ye ve oynatıyor. Çok daha açık bir kıyafetle, çok daha cüretkar bir kostümle. 12'de yayınlanmadan önce saat 10'da Star sokuyor dansöz Buse'nin dansını. Ve TRT cinnet geçirip ertesi gün şöyle bir açıklama yapıyor. Dansöz Buse ölene kadar TRT'de çıkamayacak. Aman ne gam. Vallahi bu bilgileri de biz gerçekten kendi deyimiyle basitlik ve polemik çeşmesi olan kaosa bayılan sevgili Şokopop'dan Ekim'e de selam olsun. Selam buradan. Olsun buradan gerçekten. Tabii bir de bu cinsel açlığı doyurmak için şöyle bir formüle de gidildi bir ara. O korkunç dönümü hatırlayanlara selam olsun. 3D gözlük. Ay sus. Gazeteler 3 boyutlu gözlük verdiler yılbaşı gecesi. O kadınların memeleri ağzımıza girecek zannettik hepimiz. Ve aslında televizyonların da ona uyumlu olması lazım. Yani tabii. Sadece gözlükle olacak da iş. Olmaz televizyon, Emel gene olmaz. Televizyon Grundig'se olmaz. Aynen öyle ama herkes o gözlükleri bir taktı böyle. Gece 12'de bekledi Tutti Frutti'yi. Öyle bir şey olmadı. Şöyle izlemiştim. Özel televizyonların açıldığı zamanların yılbaşlarına da en iz bırakanlardan bir tanesi de sevgili rahmetli Huysuz Virjin'in. Huysuz Virjin, Hülya Avşar, Bülent Ersoy, Serdar Ortaç. Bizim rüyaların saçmalık seviyesi. Türkiye'deki kadını, erkeği, çoluğu, çocuğu herkes sana hasta. Artık sokakta kediler, köpekler bile bunu biliyor. Çok fena. Ve orada Hülya Avşar'ın işte o mahkeme gibi kuruyorlar ve hepsine sorular soruluyor vesaireler yapılıyor. Orada o sırada da mahkemelik olmuş Hülya Avşar'la Serdar Ortaç daha öncesinde. Serdar Ortaç soru soruyor Hülya Avşar şu soruyu soruyor diyor ki ben diyor sizin şarkılarınızla büyüdüm. Hülya Avşar filmlerimle demek istedin herhalde çünkü şarkı söylemeye yeni başladım. Hayır şarkılarınızla da çocukluğum geçti falan diye böyle cinnet geçirtiyor. Siz benim şarkılarımı söylerken ne hissediyorsunuz? Hülya Avşar böyle hiçbir şey hissetmiyorum. Ve onu da yayına koymuşlar yani hiçbir şekilde kesmemişler. Sevgili Huysuz Virjin'in de Serdar Ortaç'ın sırası geldiğinde gel bakalım prematüre. Huysuz Virjin sana aşıktık gerçekten Kaan ve ben. Evet. Buradan da tekrar rahmetli sevgi gönderelim. 2018'de çok güzel bir şey oldu. Kanal D onu tekrar çıkarttı. Son zaten çıkışıydı evet. Ve orada sevgili Huysuz 86 yaşındaymış Ayşe. Ciddi misin? Ve yine eski formundan hiçbir şey kaybetmemişti. 86 yaşında çıktı yine. İşte Gülben Ergen'i çağırdı, ona laflar çaktı falan filan derken 2018 onun yılbaşı sahnesinde son gördüğümüz. Son sahnesiydi. Evet. Bir 95 senesinde de sanırım Kenan Doğulu'yla Tarkan'ın Gül Döktüm Yollarını'yı beraber söylediği. Ve hatta 93 yılında galiba Kenan Doğulu'nun gerçekten mini mini birler gibi böyle gencecik en toy zamanında uzun saçlı haliyle hadi bakalım kanalda falan diye böyle zıpladığı bir yılbaşı gecesi şovu var. Kenan Doğulu ile Tarkan'ı keşke yeniden bir düet keşke izlesek. Ne kadar güzel olur değil mi? Keşke. Bir de mesela nöbetçi yapımcılar görelim. TGRT'nin dönemi vardı. Onların da yılbaşı kutladığı. Onların da bütün muhafazakar konsörlerini bir kenara atıp yüzünü batıya döndüğü bir sene. Evet TGRT'nin gece 12'de yılbaşına büyük bir sistemde bulunur gibi Danimarkalı geline vermeyi bıraktığı. Ve artık biz de kutlama yapıyoruz. Biz de özel kanallarla birlikte bu yarışa girdik dediği. Onlar da herhalde Muazzez İlmiyeç'in Çam Ağacı'nın Türklerden çıktığını. Onlarda da Özcan Deniz, Mahsun Kırmızıgül, Alişan. Üçü biliyorsunuz onlar prensleriydi. Evet, Prestij ailesinin. Ailesi. Ve orada Ece Erken'le Alişan da aralarda sahneye giriyor çıkıyor. Ve dünyanın en saçma şeyi oluyor bir anda. Meltem Cumbul Kahire'den bağlanıyor. Bravo! Action Millennium Party'nin TGRT ekranlarından Kahire ayağından hepinize merhaba.
Meltem'cim bunun kariyeri gerçekten. Meltem'cim kariyeri bir altın küre ödüllerinde. Farah Zeynep'le yarışır yani. Yurtta suh, dünyada suh deyip 3 saniyede görünmez sanatçı gibi oradan çıkması. Ve ondan sonra yani ben yüzümü Avrupa'ya döndüm, Hollywood bana göre değil demesi. Yani daha fare küs, fare daha küsmüş, daha haberi olmamış. Ve sonra Kahire'den TGRT'nin yılbaşına bağlı. Ve biliyorsun şey yapmıştı, sen söyle adını. Meltem Cumbul bu deprem zamanı da bağlanıp New York'ta toplanan paraları söyleyecek. Hani biz şu kadar topladık diye. Sanki kendi o kadar topla, yani kendi parasıymış gibi. Ben işte şu kadar $1000 yatırıyorum diye, o da yine bir ortalık. Yani Meltem Cumbul bir yere bağlanmasa mı artık müthişti acaba? Müthişti. TGRT'de de o gün o işte Mahsun Közügüler'in olduğu sunuculuğu Gülben Ergen yapıyor. Sibel Can'ın sahneye daha, ama Gülben Ergen'in orada yapmacıklığını yaşamalısın. Sonrasında zaten şöyle bir şey söylemişti Şokopop. Onlarla ilgili bir video hazırladığında. O dönem Gülben Ergen'le Sibel Seda Sayan arasında büyük bir savaş varmış. İkisi de TGT'nin gizli patronu gibi davranıyormuş. O geceyi de onların ısrarıyla yapmışlar zaten. Ben de demek böyle hakladınız Kadırgalı'yı. Dolayısıyla Gülben Ergen'e de buradan çok selam gönderelim. Tabii Ayşe'cim, sonra hayatımıza Turkish Netflix olan CNBC'nin girmesi. Evet. Tabii CNBC'ye de aslında Turkish değildi ama CNBC'ye zamanı Netflix'iydi denir ya. Orada bir defile çılgınlığı başlamıştı. Of. Miami'den yayın yapan Victoria's Secret defileleri. Kancım gerçekten bütün yuvaları dağıtan o Victoria's Secret defileleri. Erkeklerin bütün kadınları öyle zannettiği ya da neden benim hanıma iç çamaşır alıyorum da böyle olmuyor diye eve gittiği günler. Ben bile heyecanla beklerdim. Ve bence gelenin gideni aratmadığı tek yer Victoria's Secret defileleridir yani. Onlar da sonradan bitti biliyorsun. Çünkü kadınlara seksist bu yaklaşım ve politik doğruculuk kasırgasından onlar da nasibini aldı. Biz artık yapmayacağız dediler. Zaten onlar keşke da o zaman güzel yarışmalarını da bitirseler. Ama hazır, bitti galiba zaten. Yani olanlara da çok seyredilmiyor. Niye Erkan Özerman hala aynı bayraklarla geziyor? Ama onun kendi pleasure'ları için bence. Gitti pleasure. Pleasure'lar köyünden. Şunu da söyleyeceğim. Defile konusu Victoria's Secret bitmeden önce. Victoria's Secret'taki o kızcağızın adı neydi? Hani geldi burada var mısın yok musun'a katıldı. Sonra Metin Haray'la falan. Adriana Lima. Adriana Lima aşırı Türk iş olunca da bence onun da biraz tadı kaçtı sanki. Çünkü biz biraz da böyle ulaşılmaz olmasını seviyoruz onların. Doğru. Ben onu sürekli Acun'un yanında Hamdi Bey'i ararken falan görmek istedim. Evet hakikaten. Yani öyle domates, biber, patlıcan böyle Türk iş telaffuzlara girince o bütün tadı tatlar kaçtı. Tatlar kaçtı Adriana. Çok doğru bir zamanda bitirdiniz defileyi. Tebrik ediyoruz bu kararınızdan. Adriana şu an ağlıyor bak ekranda. Hala bu arada çok güzel. Sadece yaptırdığı dolgular yüzünde kaydığı için Adriana. Hay Allah. Moon face gibi olmuş. Onun da buradan doktoruna selam olmasın. Hemen Seda Sayan'ın cep telefonunu kendisine gönderiyoruz. doğru kelebekler için sayfama beklerim. Bu arada Kaan'cığım çok şıksın. Bu gece neyle hazırlandın acaba? Şimdi bu soru normalde ünlülere sorulduğunda efendim işte Roberto Cavalli ile hazırlandım. Armani ile hazırlandım falan derler. Armani. Bizim farkımız ne? Biz ütüyle hazırlanıyoruz. Çünkü biliyorsun Ayşe'cim ben kendi kendine yeten özgür bir erkeğim ve kendi ütümü kendim yapıyorum evde. Özgür bir birey. O yüzden neyle hazırlandım? Ay canım tefalcimle hazırlandım. Tefal, kireç avcısı Turbo Pro ile hazırlandım Ayşe'cim. O kadar güzel ütüledi ki jilet gibi yaptı görüldüğü üzere ki bunu ütülemek çok zordur. Biliyorsun bu benim çok özel bir gömleğim. Çok özel. Ve gerçekten de muhteşem oldu. Jilet gibi oldu. O hani ucunda özel ışığıyla aydınlatan ve gerçekten karanlıkta bile ütü yaparken çok kolayca ütü yapmanı sağlayan. Ve yolumuzu aydınlatan. Yolumuzu aydınlatan, yolumuza ışık tutan ve yattığında kalktığında buharını sıcaklığını otomatik ayarlayan. Muhteşem ütüyle hazırlandın herhalde. Aynen. Ama bunları ek olarak 3200 watt gücüyle Pure Max. Evet, siz de lütfen yılbaşı gecesine bunlarla hazırlanın ve jilet gibi girin yeni yıla diyoruz sevgili dostlarımız. Şöyle. Ve gerçekten sen de çok güzel olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Hep söylediğimiz gibi. Tefal'in bu üçlüsü çok güçlü. Kaan'cığım bir de bize 2023'te güvenen ve inananlar için de bir teşekkür alalım mı? Evet, gerçekten alalım. Hakikaten bize en başından beri destek olan Tefal'e de çok teşekkür ediyoruz. Çünkü biz öyle aman aman izlenen bir program değiliz diye kendimizi gömüyormuşuz. Hakikaten bizi izleyen gömercilerin ne kadar kaliteli insanlar olduğunda kanıtı. Böyle bir markayla yola devam ettiğimiz için çok mutluyuz. 2023'ün en güzel ikinci şeyi Tefal'di. Birincisi gömercin kuşlarıydı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. 2024'te de nice güzellikler ediyoruz. Ve onları buradan kocaman bizi izleyen Tefal'lere selam olsun. Thank you.
günümüze geldiğimizde maalesef o eski yılbaşı programlarını göremiyoruz Ayşe'cim. Hep normal akıştaki programların içine yedirilmiş oluyor. Mesela Avrupa Yakası bunu çok güzel yapmıştı zamanında. Evet. Hatta en son Kızılcık Şerbeti'ne de Ajda Pekkan'ı konuk aldılar. Evet, yavaş yavaş konumuzu da ısıtıyoruz. Sette parfüm kokmuş, bunları da duyduk. Neler neler, bütün sete parfümüyle mi gelmiş evet, Ajda Pekkan? Evet, çünkü çok güzel ve bakımlı olduğu için o da. Herhalde öyle bir charm yaratmak istedim. Ama şu an gerçekten yılbaşı deyince O Ses Türkiye'yi izliyor insanlar. O da gerçekten başarılı bir format oldu. Tabii ki. Ama keşke, ben şunu da isterim yani. Keşke böyle hakikaten bir anda diyeyim. Meryem Balcan'ı sen merak edin. Mesela yine Emel Sayın, Ajda Pekkan, Erol Evgin'ler gelsin, bir böyle yıldızlar topluluğu, bir müzik şöleni yapılsın. Olsun. Ya da O Ses Türkiye'ye onlar da gitsin falan, ne bileyim yani, onları da görmek istiyorum ben. Bir saniye müsaadenle Acun Ilıcalı'yı arayayım mı burada? Lütfen Hamdi Bey hattından sen de Acun'a. Ben onun o formatın gerçekten Türkiye'ye çok uygun olduğunu ve böyle yılbaşı kutlamaları içinde çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Ama keşke başka alternatifler de olsa. Evet. Sadece O Ses Türkiye ile sınırlı kalması. Ha bir de Güldür Güldür var. Evet. Onda da bir sürü yine yeni işini tanıtmak isteyen, albümünü tanıtmak isteyen insan çıkıyor ama orada biraz ürün yerleştirmeler gerçekten hani Zülker'in Fransız müziğiyle çift tanıtması gibi oldu. Silecek tanıtma. Ablam benim diye. Ya da biliyorsun ırz düşmanı Fatih'in karısını aldattığı bir araba satan hanımefendi vardı. Arama motoru. O arama motoru tanıtırken nedense çok ironik bir şekilde o motoru tanıtırken. dur bakalım Fatih Bey kimmiş diye aradığı gibi Güldür Güldür'de biraz ürünler öyle yerleştiriliyor sanki. Evet, biz yani eski yılbaşı programlarını tekrar istiyoruz. Ama bu sene sanırım galiba TV8'de başka yarışmalar da işte Çarkı Felek vesaire. Hatta orada Mehmet Ali Erbil'le bir madilik oldu işte. Eskiden Acun kapımda beklerdi. O da işte biz Çarkı Felek'i ona sundurmadık diye o böyle kızdı bana falan gibi böyle şeyler oldu. Ama Çarkı Felek de yeniden başlayacak. Başka yarışmalarda başlayacakmış. Belki seneye yılbaşı programlarında daha alternatifli şeyler görebiliriz. Görebiliriz. Başka kanalları da yılbaşı kutlamaya bekleriz. Evet. Çünkü hepimiz Türkiye'de büyük bir eskiye özlem duyuyoruz. Bakın biz bile saçımızı başımızı yaptık. Gördüğünüz gibi ama 2023'te ne oldu? Sizi daha fazla neşelendirmek için biz gömercin kuşlarına başladık. En güzel şey değil miydi 2023'ün ya? Lütfen. Değildi yazıyorum şu anda. Değildi. Muhakkak daha güzel şeyler inşallah olmuştur hayatınızda. İnşallah sadece tek güzel bu olmamıştır Allah korusun. Ama YouTube'daki diyelim yani YouTube'daki evet. En güzel şey herhalde gömercin kuşları da diyebiliriz. Bizim de böyle kendimizi iyice yağlamamız, delirmemiz. Sonlara doğru yaklaşırken tamamen delirmemiz. Evet ve biz de yılbaşına yeni yıla bir yenilikle başlayalım dedik sevgili dostlarımız. Ve Regnum Karya'ya gidiyoruz. hiç para almadan bir sürü marka adı geçirdik. Bu işleri hiç beceremiyoruz canları sevgili dostlarım. Ama hakikaten biz bu sene yılbaşında size özel bir tatlılık yapalım dedik. Hem size hem bize. Bütün sezon boyunca bizim pleasure'larımızın zirvesinde olan Kızılcık Şerbeti dizisinden. Hatta bize bir sürü izleyicimizin ya sizin yüzünüzden izlemeye başladık gece gündüz onu konuşuyorsunuz dedikleri. Evet, AB'deki rating artışında hatırı sayılır bir. Yani 17 kişi falan bizden gitmiştir kesin. Evet Kaan bunu dizinin yapımcısına da söyledi gerçekten. Bu şaka değil. Faruk Turgut'a ben mesaj attım. Abicim herhalde reytinglerle karşısındaki payımızı görüyorsunuz diye. Son derece yüzsüzce. O da çok tatlı bir şekilde o zaman Kızıl Goncaları da izleyin diyerek bize cevap attı. İzleyeceğiz Faruk Bey olsun. Korkmayın size de selam var. Kızıl Goncaları da tabii ki Ocak ayında inşallah biz de gömmek istiyoruz. Yüreklerimiz elimizde. Gömülecek yerleri gömmek, övülecek yerleri övmek için biz gökleri de orada olacağız. Ama biz bu gece milli oluyoruz Ayşe'ciğim ve ilk kez yani kırmızı donlarımızla değil tabii. Aman. Biz. Aman kanalı kapattırma beyi. Aman kanalı kapattırma beyi hazır şarap bardağında ıhlamurlarımız varken ilk kez konuklu. Ay evet, Gömercin Kuşları ilk konuklarını alıyor. Evet. Bu yüzden çok heyecanlıyız ve en sevdiğimiz diziden çok sevdiğimiz iki karakterle olması bizi çok mutlu ediyor. Evet. İsterseniz sözü daha fazla uzatmayalım çünkü bir saattir konuşuyoruz. Yeni yıla da dakikalar kaldı mı artık? Girdik mi? Ne zaman kalmadı. Seyrediyorsunuz bunu bilmiyoruz ama artık onları daha fazla bekletmeyelim. Burada çok tatlı, çok vaktinde gelip bizi böyle tatlı tatlı izliyorlar oradan. Kızılcık Şerbeti'nin Alevi ve Rüzgar'ı yani Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'yı artık aramıza alalım sevgili dostlarım. Taklacı gömercilerimiz, tarihi bir an yaşıyoruz. Yılbaşı özel programımızda Kızılcık Şerbeti'nin Alevi ve Rüzgar'ı bizlerle. Evet arkadaşlar, her bölüm bahsettiğimiz o muhteşem kahramanlar bugün aramızda. Ayşe'cim peki bugünleri de görecek miydik? Hadi hiç konuşturmuyorum siz onları değil mi? Görecektik ve çok da mutluyuz ve minnettarız geldiğiniz için bu kadar yoğun çekim arasında.
Evet. Bizi seçtiğiniz için. Boş günümüze denk geldi. Boş bir özelliğiniz yok diyor. Daha hemen başlamayayım. Kelime şakaları da en az bizim kadar kötü ama iyi anlamda kötü olan. Müjde'den bu programa çok katkı bekliyoruz. Bu arada gerçekten yani yeter artık Kızılcık Şerbeti konuştunuz diyenler, maalesef size kötü bir haberimiz var. Artık oyuncular da burada. Daha da çok konuşacağız. Yani yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çok mutluyuz ve heyecanlıyız. Siz yeni yıldan hemen onu sorayım. Yeni yıldan heyecanlı mısınız peki sevgili Müjdeci? Ben artık heyecanlanmıyorum yeni yıla ama ilk 40 sebebim... 40. Bu arada 30 dakika kaldı. Teşekkürler. Dakikalar kaldı. Dakikalar. Ben olay olarak büyük müydün? Büyüktüm. Hemen kürekler geldi. Hissediyorum ben. Yakın olabiliriz belki. Komşu. Ama bunu sonra konuşuruz. Neyse bunu sonra konuşuruz. Başka program konuşuruz. Ya benim heyecanlanmama sebebim evet dünya barışı falan evet bunlara çok 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 üzülüyorum ama esas derdimi itiraf etmek gerekirse kar yağmıyor olması. Ha, bu kadar da başka derdim. Yüzeysel derdim var. Hiç yılbaşı hissi, vibe'ı alamıyorum. Alamıyoruz. O küresel yüzden... ısınma bunun sebebi sanırım. Aynen. Bugün biraz böyle sanki Miami'de yeni yıla giriyormuşuz gibi değil mi? Evet. Yani hiç manasız geliyor. Ama peki hiç heyecanlandırmaz mı yani böyle yeni yıl yeni geliş? Bana şey oluyor, sebep oluyor eğlenmeye ama benim zaten çok ihtiyacım yok. Yok. Yani. Sen ekstra heyecanlanmaya. Her gün bir tane sebep bulabiliyorum bir şey yapmaya. O da onlardan biri artık. Ha, olmuş. Gibi gibi diyorsun. Güzel. Senin için sevgili dostum. Çok heyecanlanmıyorum ben de. O zaten çok cool. Yıllardır giriyoruz. Ay, kimin partneri bu artık? Gençken tabii. Gençken çok heyecanlanıyorduk girerken. Genç çocukken bazı hikayeleri o ayrı. Bu övgüyü almak için herhalde söyledim bunu ama. Ben her türlü yani övgüyü severim. Beni tanıyorsun. Çünkü Aslan Burcu. Aslan Burcu. Ben bu sulara inanmasam da bazıları inanıyor etrafımda ve saçların gür olduğu için benim için her zaman gençsin yani. Saçları gür olan her zaman gençtir. Tamam biliyor musun? Einstein o yüzden yaşlı gözükmüyor. Ya. Çünkü saçları gür. Yani Münir Özkul o yüzden mi sürekli yaşlıydı? Yani. Yıldız Kenter'de hep yaşlıydı ama genç gözüküyordu. Saçları hep gür. Yaşlıydı. Hep yaşlıydı derken Yıldız Kenter'e şu an. Yıldız Kenter'in genci oynadığı bir filmi yok. Genco Erkal. böyle olmaz. Bu gece böyle. Bu gece böyle devam ediyor. Bu gece böyle seslendirdiği Alf. Evet, Müşik Kenter. Selam. Seslendirdiği Alf. Müşik Kenter kimdir? Riziko yarışması. Hoş geldiniz. Peki sevgili dostlarım size şunu soracağım. Siz bu işe başlarken sen sonradan girdin diziye. Sen daha önceden girdin. Aynen. Sen zaten patladığında girmiştin. O yüzden sen bu kadar tutacağını biliyor muydun diye sana sormayacağım ama sen biliyor muydun gerçekten? Ya da ne bileyim hissetmiş miydin? Evet. Açma şimdi ya. Evet. Gerçekten. O ilk fragmandan sonra mümkün mü? Yani ya bitecekti konuşulacaktı ya devam edecekti konuşulacaktı. Evet. Yani mümkünatı yoktu. Başka bir ihtimal yoktu. Allah'tan ilerledik de derdimizi anlatabildik. Darısı diğer işimizin başına. Evet. Kızıl yani Goncalara buradan. Çünkü bizi izliyorsa Goncalara selam olsun. Sakin olup bir kızıl biliyorsun bizim her şeyimiz. Evet aynen. Başladı mı gömercik? Gerçekten gömercik. Sevgiyle gömüyorum ama yani severek. Tabii. Yani bir izin verirlerse bir hikayelerlerse ne anlatmak istedikleri anlaşılırsa inşallah bizim işte olduğu gibi. Evet. Ama çok erken o öbür dizi linç edildi. Belki daha kolay atlatacak bu süreci. Belki de ne olacağını ve işin nereye geleceğini bildikleri için erkenden müdahale etmiştir. Önleyici bir tedbir diyorsun. Tabii yani. Diyorsun. Peki sana bir şey sormak istiyorum. Rüzgarcığım diyorsun. Efendim buyurun. sen diziye girdiğinde kabul etmekteki en büyük motivasyon neydi? Ben. Çok tutmuş olmasın. Benim skeçlerim değil mi? Kızılçağrı skeçlerim. Skeçlerim mi? Skeçlerim. Skeçlerini gördüğümde vazgeçemeyeceğim. Buradan şaraba geçtik gördüğünüz gibi gayet. Kızılcık Şerbeti'ne selam olsun. Şu anda Kıvılcım'ın evindeyiz. Sekiler sekiler Kıvılcım Şerbeti. Şu anda Kıvılcım'ın nerede olduğu belli olmayan o evindeyiz. Aa, herkesin deniz biliyoruz ama söylemeyeceğiz. Karşıdaymış öğrendim onu. Ev sahibi buraya göre karşı değil ama. Onu gerçekleri müjdeden öğrenebiliriz. Karşı demem peki benim Altunizade'deyken. Beşiktaş'ı kesin falan. Kendini nerede hissediyorsan oradasın. Vay bak. Güzeldi. Buyurun sizi dinliyoruz. Neydi soruyu lan unuttum çoktan. Evet en büyük motivasyonun neydi diziyi kabul etmek? Yani Rüzgar karakterini kabul etmekteki. Ha, Müjde Uzman'dan sonra. Tabii neydi? Ki. Aynen. Annemle oynayacağımın dışında. Heyecanının geçtikten sonra bir sular duruldu. Bir sular duruldu tabii. Bravo. Kelime geldikten sonra. Bir etrafa baktım. Biz kimiz kaç kişiyiz falan. Adam biraz şey böyle çok hızlı düşünen deli ve başarıya böyle odaklı. Kendim oynayacağım dedin. Yok ben hiç öyle o kadar değilim. Benim hırsım nerede? Ama övdüm şu ama sana yakın gibi bir karakter. Bana da öyle geliyor. Bana her karakter yakın. Ya gerçek bırak bu Anthony Hopkins ayarlarını. Ben Sezgi abi burayı açarım. Burada yakın çektiririm kendimi. Bırak bu Anthony Hopkins. Erik Morris geldi teknik gör be kardeşim. Erik Morris işine bak. Ayağa kalkacak kadar değil. Yapma Ayşe şey yapma. Vallahi aman aman bir şaka değildi. Ama aman aman bir şaka değildi doğru. Bu hakkında harcamış olduğunu neyse. Heyecanlı. Heyecanlı verelim. Şimdi bak kartlara değdi.
heyecanla tutuyor partileri. Aa, çocuklar ya. Bakın ne oldu, ben de Mehpare Çelik oldum. Gün başlıyor, hoş geldiniz. Yani en büyük motivasyonun Müjde Uzman olduğunu anlıyorum ben buradan. Evet. Siz bu arada dizide tanıştınız. Evet. Evet. Ve çok tuttu elektriğiniz. Evet. Sonra da iki bölüm sonra dağıldık. Dağıldık. Siz tekrar şarja takarlar. Evet, madem tuttu elektrik... hemen bozalım ki. Amin. Bu elektriği yayalım. Evet. Ama biraz evet. da o zaman son bölümlerden biraz bahsedelim bence. Çünkü bu bir gömercin kuşları. Yani evet. biz akşama doğru sizi programı... Sizi göremeyiz. Ben gömmeye başladım şahsen. Yani. Akşama doğru programı gibi başladık. Oyunculuğa nasıl başladık? Biz bu arada Yiğit'le... El Weekend'de bu yaz tanışmıştık sevgili Ayşe'cim. Bu bilgiye onlara gerek var mıydı? Olsun. TMI. O zaman bizim de nerede tanıştığımızı söyleyeyim. Söyle ben kıskanırım. Siz? Ha sizin, YouTube. Siz nerede? YouTube gecesinde tanıştık. Aynı yerde tanıştık. YouTube gecesinde beraber. Hep birlikte tanıştık. Evet biz de seninle orada tanıştık. 12 dakikada bir yemek yediğini orada şahit olduk ilk. Evet. Doğru mu? Evet ve bu kadar zayıf olmasına rağmen bu kadar yiyen bir insanı. İçimiz kan ağlayarak alkışlıyoruz. Açıyoruz ama nazarımız değmez korkmayın. Bütün glutenleri yedi burada da. Gluten içeren her şeyi tüketti. Ve hatta en son tosta biraz da ketçap olsaydı çok iyi olurdu. Çok iyi olurdu diyerek. Azıcık da tavuk olsa belki. O hayat seni çekeceğiz. Vejetaryan. Vejetaryan evet. Vejetaryan ama glutenlerin de canı vardır biliyorsun. Glutenler de var. Onlar acımıyorsam demek ki. Peki bir şey soracağım. Dizi şimdi çok değişik bir yere doğru gidiyor. Nereye? Freni patlak kamyon gibi gidiyor. Yani değişti. Senaryo farklı oldu. İşte ilişkiler vesaireler. Siz bu gelinen noktada ve reytingler... Coştu yani bir çok güzel yani bizi de çok mutlu eden biz Kızıl Şerbet fanları olarak. Bu sizde senaryo geldiğinde öğreniyorsunuz değil mi? Çok önceden bilmiyorsunuz yani o hafta öğreniyorsunuz. O değişimi ayak uydurmak nasıl bir şey? Biliyor musunuz yoksa önceden? Yok. Her seferinde yani o ana unik olan bir şey. Ha. Özgü olan bir şey. Yani ne yazacağını çünkü hiçbir şekilde. Kimse bilmiyor orada ne yazacağını. Adaptasyon şeyimiz gelişiyor galiba yeteneğimiz. Aynen. Bu kalemun gibi düşün pıt diyorsun. Evet. Çünkü siz tam böyle evlenecekken bir anda... Ayrılmalar. Apolar, yüzükler falan geliyor. Evet. Ona bence oyuncu olarak da o an girmek çok kolay olmasa gerek. Olmuyor, evet. Yani ben seni kendi gerçekten. Evinde mesela rüzgarla birlikte seni mobilya seçecekken en son bir anda otel odasında bir şeyler yemeyecek miyiz artık dışarı çıkmayalım mı? Evet, bir anda kendim öyle buldum. Yani. Olabilir kısmet. Sert dönüşlerin insanım ama Müjde hayatı boyunca hep böyle sert dönüşlerle. İnsanı oldu. Ama son... Öyle mi? Evet. Pardon. Yeni tanıştık ama hayatı şey boyunca falan bir anlatıyor yani. Hayatı boyunca 8 haftadır böyle. Hayatının son 8 haftası. Son 8 haftası en azından. Ama çok uzun zamandır tanışıyor gibi bir hakikaten elektrik var aranızda. Evet. Öyle de bir arkadaşınız var gibi dışarıdan da hissedilen o yani. Öyle çok mi? İyi anlaşıyorsunuz. Evet. Evet. Bize de öyle derler ama biz zaten 25 yıldır tanıştığımız için bize demeleri normal. İyi anlaşıyoruz değil mi? Bak ben kendi kendime burada. Arada anlaşıyoruz yani. İyi oluyor o anlaşma. Arada mı? Ama şimdi birazcık da artık son bölümleri gömmeye yavaştan. Birbirimizi gömmeye anlaşıyorsunuz değil mi? Birbirimizi gömmeye başladınız. Şimdi son bölüme bakacak olursak Ayşe'cim biliyorsunuz biz shotlara da başladık. Shot. Shot pardon. İnatla shot. Yani İngilizcem bu kadar iyi olmasına rağmen neden shot evet Crown Amerika izlemekten. Aksanı yok mu sende normalde? Ben ama Crown'u çok izlediğim için British aksan. Yeah. Etkilendim. It's great, it's marvelous, it's a marvelous program here. Shotlara başladık geçen sene, geçen sene ne alaka? 2021'den ama geçen sene oldu çünkü girdik herhalde muhtemelen. Bu yılbaşı hepinizi Show TV'ye bekliyoruz. Show TV gerçekten Show TV'ye bekliyoruz. Ve Fox'ta, diğer dizimizde Fox'ta. Bizi izleyen Fox'lara selam olsun. Kaan'cım, şartları başlatıyordum bir tane yaptık burada. Başladık. O şey gibi bir belediye başkanı adayı var diye. Bir, sahil halka açılacak. Yok. İki, başka vaat yok ama sürekli o. Bir. Biz oyuz. Ve çok bu hafta da yazdılar bize gerçekten. Ne oldu işte bu hafta inanılmaz bir bölümdü. 6 kişi falan yazdı. 16 kişi yazdı. İşte biz de dedik ki başka sürprizlerimiz var ve gerçekten evet. Sizsiniz. Şimdi, siz miyiz o? Evet tabii ki. Son bölümü sizle görmek istiyoruz. Önce ben... Alev'den yani Müjde'den başlamak istiyorum. Sen bu hafta yaktın, viran eyledin bir kere diziyi. Onu söylemeliyim. Ve sonrasında da Rüzgar'ın Pinko ile yakınlaşması yürekleri ağza getirdi. En öyle... Her an aman dedik aman. Için bu dizide. Lütfen evet. Milf sevdanı burada durduk. Evet. Asla. Her şey konuşmayacak. Hiç belli olmaz. Milf'te ne kadar içten güldüm. Bu beni korkuttu. Beni de korkuttu. Peki sen öyle bir açılış yapıldı ki herkes kilitlendi ekrana. Evet. Sen gittin dedi ki Apo'yu yalnız bırakamam, duramam ben buralarda deyip ameliyathaneye cort diye girdin. Evet. Maskesiz falan filan girdin. Tabii tabii. Yoğun bakım ünitesinin önünde. Hiç kimse maske takmıyor çok şükür. Ve o sahnede asla. Lütfen hemen küçük bir araya gireceğim. Yine tutulmayı bekleyen bir Rottweiler gibi Fatih'in orada filan diye bir anda
Çok tatlı bir Tazmanya canavarı. Yapılmamış. Tazmanya canavarı dönüştü orada gerçekten. Her şeyi yiyecek zannettim. Bir izleyici, çok güzel, bayılıyorum o kısa kısa videolara. Sadece Alev Fatih atışmalarını böyle arka arkaya koymuş. Altına da müzik. Ay nasıl zevkli ve komik gözüküyor öyle bakınca. O kadar hoşuma gidiyor ki o humor videoları. Çok tatlı. Yani aslında stabil bir kavga etme modunda olduğu için. Evet. Doğukan onu oturttu. Çok güzel oluyor yani. Çok oturttu. Orada sanki gerçekten sana karşı bir garezi varmış gibi. Yani o kadar metot oyunculuğuna o kadar Boris, hoş geldin. Oynuyor ki. Peki sen oralarda mesela daha önce de çekimin öncesinde söylediğin gibi aslında sen gidip Pinko'ya can veren Sibel Taşçıoğlu'na gidip öpüp diyormuşsun ki kusura bakma. Onu biraz anlatır mısın? Aman evet ya. Kusura bakma Matmazel, burada herkes müptezel diye. Ya yaşasın ya, ben bu programı 8 saat. Allah aşkına anlat. Önce Ceren'le başladı bu. Çünkü önce Ceren'le aramızı böyle bir madilemeye başladılar. Biz böyle bir panik olduk. Hani biz dostluk, kankaydık, böyle bir kadın dayanışmasıydı filan. İlk benim orada bir şüphelerim gark oldu. Allah dedim, bu dizide galiba böyle tam işleri iyi giderken ters köşeler var. Sarpa saracak. Diye. Ceren'le de yapıyorduk. Ya Ceren sen çok haklısın aslında. Bak haklısın. Burada haklısın filan. Şey sahnesi var ya son bölüm ya da ondan önceki bölümde. Evime geliyor Nursema. Evet. Ve konuşuyoruz. Mesela prova yapıyoruz. Bu arada Ceren müthiş bir insan. Müthiş. Yani provada bile sahneyi oynuyor. Çok iyi. Ben mesela bazen hızlı prova alıyorum. O gayet çatır çatır oynuyor. İtalya. Fakat o bir anda şimdi Nursema modu onun şey hemen şöyle oluyor. Kafayı yiyor. Şöyle oluyor filan. Normalde de kikir kikir bir kız. Bir anlıyorum ki moda girdi diye. Aşk olsun. Diyorum ki düğmene basıldı senin. Bir dakika Nursema aldı. Let there be love. Diye. Çok ne iyi. Dedi? Let there be love mı dedi? Aynen. Ha, ne tamam. Dedi? Doğru anlamışım. Let there be love. Tamam. Ben de etteyi yatağı anladım. Çok. Ben de tam anlamadığım için aynen dedim zaten. Bana hilal yıldım. Yandık. Yandık. İnşallah anlarsınız. Kapatırız. Hızlı ve rahat bağlanıyor. Her şey bağlanıyor. Da bağlanmayacak. Peki sen o tepkiyi verince onlar da karşılık veriyorlar mı? Yok yok önemli değil canım falan diyorlar mı? Yoksa ne yapıyorsun? Hayır, manyak mısın? Karşılıklı zaten biz böyle geyik yapmaya başlayınca Ceren de o gün o sahnede işte girdi moduna prova alıyoruz. Mesela repliğini veriyor işte bana diyor ki senin yaptığın hiç oldu mu? Reva mı falan ama çok haklısın aslında. Aha, öyle diyor. Biz böyleyiz. Aha, bak, öyle herkes birbirini ben de mesela Sibel'le işte Pembe Alev sahnesi çekeceğiz. Baştan öpüyorum. Ya diyorum gel canım bir sarılayım öpeyim seni. Şimdi birazdan kavga edeceğiz. Çok da sinir oluyorum ben kavga etmeye ama şimdi rolden önce gel bir sarılalım falan diyorum. Şeyde provada gene. Yani çok haklısın ama kusura bakma bunu sana söylemek zorundayım. Defol git buradan. Ay, çok iyi. Böyle. Ama o da yaşıyor. O kadın da yaşıyor yani. İkiniz de çok yaşıyorsunuz ve yaşatıyorsunuz. Ben bazen ikisinin diyaloglarını o kadar perspektifli yazılmış ki. Bir sana hak veriyorum bir Pembe'ye hak veriyorum. Aslında niye hep kadınlara yükleniliyor? Gerçekten diyorum burada bir kadın düşmanlığı var. Pembe'ye de bakınca hakikaten kafasını o evden dışarı çıkaramamış, kehribar konaklarında sürekli soğan kokarak kocasını beklemiş bir kadın onu hak etmiyor diyorum sonra. Evet. Sen herkes de haklı. Hak etmiyorsun, o da hak etmiyor. Soğanlar herkes bizi haklı. İzliyorsa selam olsun soğanları bu arada. Konaklarında soğan kokmak. Mükemmel bir tabir ya. İlk defa duydum, hayranım şu an. Ya. Neler duyacağız daha kim bilir. Peki sen mesela şimdi son sahnende Pembe ile bir sahnen vardı ya işte o... Hoş geldin oğlum diyerek sana bütün milf kapılarını kapattı orada. Kapattı evet. Abi. Oğlu olarak gördüğünü sana. Hemen friendzone'landın. Hemen friendzone'lanmak yani seni arkadaş görmek. Bu arada o kadar çok doğaçlama yapıyor ki ve iyi ki yapıyor. O kadar güzel gediğini oturtuyor ki çok tatlı oluyor sahneler. Tabii bunu ben biliyorum senaryo bildiğim için sizin için hiçbir şey ifade etmiyor. Ama ne güzel keçe de buna izin veriyorsa bu da çok güzel bir şey bence. Demek ki ne kadar çok güveniyor yönetmen. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Keçe? Yani alkış anlamında. Peki sen o son sahnede şey oldun mu ya da aldığında ilk o sahneyi ya biz ya ne güzel Alev'le gidiyorduk işte bir noktaya şimdi bir ben Alev Apo'ya gidince ben o yoldan çıktım. Nereye savrulacağım ben şimdi yani kime yürüsem falan. Abi, evet yani yok yani şöyle tabii biz illa sanki dışarıda kalan herhangi bir ana karakterin hemencecik birini bulup böyle bir sevgi üzerinden bir tanımlama ihtiyacı var tabii. Bizim sektörümüz çok merak ettik. Var tabii ama buna hemen olması gerekli mi bence değil. Biraz daha sindiresin. Biraz daha bravo. Yani böyle bir sağa sola bunu yedireyim, gideyim onunla ilişkileneyim, biraz bununla konuşayım, buraya geleyim falan filan. Adam onu yaşasın, tartsın gibi şeyleri de düşünüyorum. Ama o sahnenin hemen olduğu için hem öyle. Aslında 3 saat izler. Sindire vakti var bence yani. Ama bir de şey yani mesela Pembe ile olan sahnede ayrı keyfi oluyor yani. Çünkü şimdi çok çok alakasız iki. Bravo. Yani manyetik olarak çok uzaklar bu insanlardan. Düşünce biçimleri yanlı. Yani birbirlerine farklı. Göre çok farklı. İşte
konuşma zamanlamaları farklı, espri algıları farklı, her şeyleri yani baştan ayağa her şeyleri komple farklı. O yüzden onun tadı bambaşka oluyor. Çok yani, güzel. Ben yani, asıl çatışma da orada. Ağzını öpeyim yani, sahnesi müthişti mesela ya. Bence onu sen söyledin. Sen yok yazıyordu. Yoktu. Sen de iki okuyorsun. Muydu? Ya vallahi bir şey. Ben sürpriz olsun diye okumuyorum ya. Ben kesiyor muyuz? Ağzını öpeyim vardı bence. Galoşu sen söyledin eminim. Galoş yazıyordu. J koydun. Tamam. Ha galoşu sen mi yaptın? Doğaçdır. Doğaçdır. Onun bence de senaryo yazması mümkün değil. Bence ayakkabı çıkarma sahnesi efsaneydi. Evet. Lukum bozulur. Lukum bozulur. Çok Luke iyiyim ya. Luke yazmıyordu. Al işte. Ha bak bravo. Bir iki bir şey tamam ya. Luke'un sahne. Ve orada da hayatın. Mükemmel abi. Hayat müthiş ya. Hayat en güzel görünmez karakter yani. Bence mesela hayatın en trajik şeyi evet, şuydu. Bavul hazırla diyorlar ya hayata. Ben olsam zıkkımın kökü kapatıyorum. Neyi koyacağız abi? Ne yersin ne içersin? Hayatla Sevilay reklam giydirmeleri için bence kastı orada değil mi? Hayat bir şey döküyor yere. Bak bunlar ne kadar güzel. Sevilay bu hafta mutfakta. Masum düştü. Bu arada masum değiliz hiçbirimiz diyoruz. Bu arada senin için geldi bu şaka bak. Bu şakayı sevgili olsa bu masum değiliz şakasını önce yaptılar ve fakat kafayı yemiş gibi Müjde sürekli ay harcamayın bu şakaları, harcamayın bu şakaları. Sanki şakalarımız sınırlı bir kuyudan çıkıyormuş çocuklar, gibi. Çocuklar ay sonuna kadar çok az şakamız var harcamayın. Evet. Bilerek düşürmüş gibi de olmayalım. Yani olmayalım. Bu şakayı yapmak için değil. Kurgulanmadı Masum bu gerçekten düştü. Size şöyle tanıtayım. Hep söyleniyor bu yanındaki şey ne? Bazı anlar var. Hep soruluyor. Gerçekten soruluyor. Üzerindeki mouse'u nereden almışsınız diye. Burada tabii ki bir ekran var ve bizim daha önceden çalıştığımız konular burada yazıyor. Prompter gibi kullanmak için bakıyoruz. Büyük büyük puntolarla yazıyor. O yüzden mouse'um da var. Bundan rahatsız olan varsa gitsin başka kanal. Bir anda delirdi. Efendilik isteyen Beyaz Show izlesin her zaman. O da yok zaten artık. Bizi izliyorsa Beyaz Show'a selam olsun. Selam olsun. Ve Acun'a. Ve Acun'a. Peki Ayşe'cim son bölümdeki gömmelere devam edecek olursak. Ay, şunu da biraz söyleyelim. Metehan sen babanın ameliyathanesinde ağlarken ne ara sevgili yaptın? Gittin de baban yoğun bakımda. Gidiyorsun hocam, bu da benim sevgilim Ece. Eski kız arkadaşımı onu bilmiyorum. Hayır vardı, yeni. Başka kız. Onu sen mantık background'unda oturttun herhalde. Yani, biraz dizi izlersen. Hayır adamın babası sonuçta bilinen bir adam. Kız da mesaj atmış çocuğu hani. Geçmiş olsun geçmiş diye. Olsun diye. O da hemen. Şu da alt metin yazıyor görüyorsunuz. Niye olmuşsun? Niye olmuşsun? Ben korkunç bir şey yaptım şu an. Boomer. Bu arada niyeti o bile değildi yani. Pardon Boomer ne ya? Eyvah. Pardon niyetim hiç bu değil. Yine tersinden aldık konu. Yani Yiğit diyor ki aslında. Kardeşimiz Metehan'ın orada sevgilisi olmasının bir altyapısı vardı. Mesela. Hiç yoktu. Ama uyduruyormuş yani. Hiç yoktu çünkü bu çocuk dershaneden izin. Şöyle olsa olurdu. Bak şöyle olsa olurdu. Metehan eğer bir hemşireye aşık olsaydı olurdu. Çünkü hep hastanedeydi. Dershaneden bizim izinli. Hemşire olmadığını nereden biliyorsunuz? Dershane, bizden hemşirelere selam olsun. Hemşire değil dershanede çıktı çocukla beraber. Sen izlemiyorsun da herhalde. Çift sana dal diye bir şey var. Bak şöyle bir karakter var bir de. Sadece kendi bölümlerini izlediğim için. Hastane bir şey yok. Dershane ya da üniversite değil mi? Onlar nereden çıkıyor? Bir yerden çıkıyor. Hastanede kim dershane vardı ya? Tersane değil mi? Bu diyor ki dershane mi? Kazanamadı. Başka sorum yok artık. Ve orada Mihri geliyor. Mihri de canım bütün gördüğü pipilileri hemen sevgilisi zannediyor. Ama ne yapsın? Pipilis. Babası Ertuğrul İslamoğlu. Çok pipilis bir yaklaşım bu. Güzel. O kopya verdi, o kopya bak, verdi. Bu ikili çok fena. O kopya verdi. Küçük holy, çok holy fena. O sahneyi biraz konuşalım. Mihrim'in evet, canım benim gelip böyle istersen Çimen de gelsin. Çimen de orada bir third wheel yani evet, üçüncü yastık yani, tekerlek oluyor. Bir yandan da Ninja Turtle sürekli pizza yiyor ya. Sürekli pizza yiyor. Üçüncü turtle. yani Donatella. Ay Allah'ım bitmiyor. Donatello. Pizzayı seven bir kendine. Yok ver sadece diyor. Bakın bizi izleyenler ben çok eğlenecek. Bir şey anlayacak mı sanmam. Sanmam. Henüz değiştirmedilerse programı. Yani. Mihri geliyor. Çimen de gelir. Biz de bir şeyler yaparız. Pat diye oradan bir sevgili çıkıveriyor. Biz de orada öğreniyoruz çocuğun bir sevgilisi olduğunu. Kızın ama yüzünü görmüş müydün? Evet. Hangi kızın? Ben. Ha. Sen görmemiş çok net. Biz şu anda sahnede. Bu arada bence Metehan Çimen'le end up edecek sonunda. Ben bence Mihri bir noktada belki açılabilir. Öyle de kesin konuşuluyor. Belki bir noktada açılabilir yani dediğin gibi evet, gerçekten. Evet. Çünkü kızın böyle fotoğrafını bakıyor. Kendini onunla böyle bir şey özeniyor yapmış falan böyle ya sanki. Bence onun o yolculuğu da tatlı olur. Nöbetçi senaristler görev edin. Ben Ertuğrul ve Mihri karakterlerini çok seviyorum bu ben arada. Ben de. Yani Ertuğrul'un o sanatsever, kibar, tatlı, sosyal hali benim çok hoşuma evet gidiyor. Ve Kıvılcım'ın daha önce söylemiştik. Guilty pleasure'ı olan ılımlı İslam. Evet. İslami flört sitesi gibi kullanmak için. Herkesin bir guilty pleasure'ı var bu dizide. Guilty pleasure'larımız var yani. Benimki var.
Dediği şu senin, şeyler, olaylar. Senin dediği şu çıkmalı kesin ortaya. Biz bunu konuşmuştuk. Evet. Aynen. Senin kesin o ya. Çok 7 7 7. Senin derken yani senin müjde olarak senin değil tabii. Değil yani. Tabii. Asla zinhar. Zinhar. Ama karakterin var. Peki siz şeye şaşırmadınız mı? Ömer'in bu kadar hızlı iyileşmesine. İyileşti mi Ömer? İyileşti, çok iyi. Vallahi çok selam söyledi İyileşmiş sana. İyileşmiş gibi değil. Biraz kafa gitti gibi geliyor bana. O baloncuk. Ya biraz olsun ama ya. Sanki bir şeyleri değiştirmiş gibi değil mi sizin? Yalnız Kıvılcım da hiç vakit kaybetmeden bilmiyorum, bana biraz hayat zaman ver dedikten ediyor. Sonra Ertuğrul da böyle dedi son bölümde. Belki izlememişsinizdir, anlatayım. Sağ olun. Evet. Çünkü biri dershaneden habersiz, biri hastaneden, öyle. Allah'a emanet. Bir tane şey, papağan var, Maşuk adı. Girişte bekliyor. Şöyle bir şey yaptı ya Kıvılcım bizde. Bana biraz zaman ver, çok erken filan dedi. Akşam eve gitti böyle. Haberler iyi. Haberler iyi mi? İyi. Ne oldu, senarist orada ne yaşıyor? Hızlandırılmış. Dizim. Haberler iyiye bak koptum. O kadar vaktimiz yok hayatta. Haberler iyi diye bunu söylemesine koptum. Ve orada şeyin de, Ertuğrul'un da, peki ben şimdi uyuyamam. Haberler iyi mi? Kötü mü? Diye. Sonra ertesi gün bakıyorsun kayalıklarda el ele. Kayalıklarda ama şimdi Ömer de açıkladı bu yalan söylediğini, evet. Değil mi? Ben kötü, ben senaristlerin böyle yazacağını bilmiyordum diyerek. Üzüldüm ya. O da üzüldü. Ne olacak sizce oynayacağım? Ben Ömer'e üzüldüm. Kılmer geri dönsün. Hayır şimdi Ertuğrul... Ertmer. Pis bir karakter olsa kötü, evet. Onu hemen feda ederdik. Çok iyi kavuşurlardı. Şimdi o da iyi. Ömer de iyi. İlk zamanlarda biliyorsunuz ki böyle müthiş bir erkek div. Arkadaş ona da div diyorlar. Bu arada biz cinsiyetçi değiliz. Birine mis, birine div deniliyor. Sadece bir harfi değiştirip her şeyi, evet. Çözüyoruz mesela. Birine mani, birine olacak? Ha, doğru. Ne olacak? Ben bir aydınlanmamı yaşadım. Div ya. Sen de yakın div olacaksın. Ya sen şöyle İnşallah. Diyorsun. O zaman sen biraz duygusal da yaklaşıyorsun. Hani Ertuğrul... Böyle onu niye sevilesi biri olmasaydı, evet, çok kolaydı hayat. Yok ya, üzülmez. Mesela benim için, yani Alev için tercih çok kolay ama Kıvılcım için değil. Ama Ertuğrul da biliyorsun önce Nur Sema'ya halleniyordu değil mi? Senin için, evet. Tercih çok kolayken maalesef tercih bu değil. Ama Ertuğrul bak çok ben akıllı. Ben bir şey demedim. Ben sadece kolay dedim valla. Gerisini söylemedim. Ama bir şey söyleyeceğim. Ertuğrul çok akıllı adam. Çünkü kimi hedef koyarsa onun işlerinden vurmaya çalışıyor. Mesela Nur Sema'nın tablolarını aldı. Öbürünü dernek başkanı ya. Yaptı. Dernek kurdu. Evet ama zaten derneği vardı ve zaten sergilerle ilgileniyordu. Sonradan icat etmedi. Hayır ama doğru. Kızın bütün yani şeylerini Ertuğrul aldı. Ertuğrul Koruma Derneği başkanı mı oldum acaba? Hoş geldin. Ama belki de o kadar sanatsal değeri yok Nur Sema'nın yaptıkları. Nereden bile hat uzmanı değil. Olmaz. Nur Sema o. Nur Sema yaptığı her şey çok kıymetli. Hmm. Ama Nur Sema'nın da yani hayalleri için hat şeylerine kendini verip kocasını 9-5'e mahkum etmesi babasının. Alev'in ortağını... Buna şey, bu konuyu ne zaman gömeceğiz? Bence Alev'i gömeriz. Yani Alev'in bu. İşinden kaç para kazandığını bilmiyoruz. Bu çocuk kendi biliyor asgari musun? Ücretli. Asgari ücretle mi çalışıyor? Ben asgari ücretle mi çalışıyor? Bakın kim ödüyor? Nasıl da kaynıyor yani. Yalnız o Umut'un çok kötü kayacak hayatı değil mi? Dolandırılacak herhalde. Titan zincir o. Elektrik çaldı ya şeyden. Nerede? O çalmadı. Çalmamış onu. Zülkar yapmış. Kaf 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 diye. Nasıl yapmış Rüker konuyu? Şeye geldi. Ben Umut'a çok üzülüyorum bu arada. Bir de onların bu bölümde. Umut çalmamış mı onu ya? Bir türlü pembeye arabayı sattıklarını söyleyemiyorlar ya. Niye geç kaldın Sevgili Nusema? Sevgili Kızılcık Şerbeti ekibi, oyuncularınıza belki bir screening etkinliği yapıp bütün bölümleri izletmek istersiniz. Yok, ben bazen... çok çalışıyorum, vaktim olmuyor. Ama doğru. Yani, hakikaten. Hakikaten şimdi bak güldük ama ya. Bir dakika. Her şeyin bir şeyi var çünkü. Evet. Ne diyeceksin acaba? Önerme çok önemli. Bu noktada sıçamazsın yani. Bu noktada çok ama bir şey söyleyeceğim siz. Gerçekten hayatta çok, bazen böyle anlar. Çok çalışıyorsun. Evet yani biz tam olarak böyle. Yayındayken biz sette çalışıyoruz abi. Evet doğru. Hep çalışıyor oluyor yani ben. Şuraya bir yedi karanfil gelebilir miyiz? Şu an Bergüzel Koreli oldun yani. Bazen telefonda izleniyor. Maçlar falan. Altımızı kadar. Koyun ne olur. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben de dürüst olmak gerekirse. Okay. Ben de 7-24 sette olsam ben de belki izlemek istemeyebilirim. O 7-24 sette değil yalnız. 7-24 ben 7-24 sette. Mutlaka cuma akşamı 8'de 11 arası beni alıyorum. Peki mesela hikayesini takip etmeyi. Her akşam konsere gider. En sevdiğin kim Müjde? Hikayesini, dizide hikayesini takip etmeyi en sevdiğin karakter. Ne olacak diye senin de senaryoyu merakla okuduğun. Nilay falan. Kendi karakterin dışında. Hayallerimdeki gibi olsaydı cevabını mı vereyim yoksa şu anki gidişatta mı? Hayallerini söyle. Yani. Nasıl? Söyle sen senarist olsan nasıl yazarsın? Ne var canım? Ya kovulursam? Niye canım olsun. Fikir tehakkisi ediyoruz? Gerçi onlara da bahsetsin galiba. Güvence var mı? Yani güvence var. Burada seni asgari ücretle tıpkı senin Umut'u çalıştırdığın Umut'un gibi. Umut'un ne hissettiğini anlamam için. Aynen öyle, evet. Çalıştırırız. Hani arabayı verirsin ya valeye, evet. Ve vale sana kart vermez. Dersin ki abi kart var mı, öyle yapar.
teminat benim gözlerim. Evet, gerek yok öyle der ama yine de çok emin olamaz. Evet. Sen de yine veremez. Sen hakikaten hayalini anlat. Bence daha tatlı. Önce Yiğit cevap versin. Aa. Evet. Ben biraz düşünmek istiyorum. Buyurun. Buyurun hocam. Hiç beklemiyordum öncelikle bu sorunu. Işte, hayatta beklemediği şeylere hazırlıklı olacağım. Okey. Düşüneyim o zaman. Siz hangi karakterin gelişimini merak ediyorsunuz deyip topu onlara atayım. Hemen onlara atıyorum sizi değil mi? Ya ben biraz Pinko'yu merak ediyorum açıkçası. Bak, bak hazır. Ben biraz Pinko'yu merak ediyorum. Gerçekten diretecek mi kocasını boşamamakta? Yoksa sen yoluna ben yoluma deyip o da başka bir yere mi doğru gidecek? Ben de Mihri'yi merak ediyorum. Ha. Yani Mihri'nin bana hikayesi çok enteresan geliyor ve güzel de işleniyor sanki. Onun o duyguları, o genç kızlığı falan yaşayamadığı ve bastırıldığı bir sürü şey. Ben onun dönüşümünü eğer dönüşecekse meraklı takip ediyorum açıkçası. Çok evet. Hızlı ve seri cevap verdiler. Yani ben o zaman Fatih'i merak etmekteyim öyle anlatayım tabii. Neden? Fatih, Fatih'in değişimi ya da ileride nasıl bir insana dönüşeceği, nasıl açılımlarla, aydınlanmalarla, hareketlerinin, davranışlarının... Peki bu değişimi sence samimi mi? İyi bakış. Davranıyor ya doğaya mesela. Bence samimi. Bilmiyorum ki. Vallahi samimi. Ben mesela Fatih'le ilgili güzel gelişme yaptıklarını düşünüyorum senaristlerimizi. Beğeniyorum o şeyini. Ha. Yani çünkü kendini değiştirmeden yine de tatlı davranıyor. Yani mecburiyette ama şey diye, bence yalan değil yani. Değil. Yani evlenirse değişmez mi diyorsun? Yani bir Alev'in iddia ettiği gibi annesiyle karısının arasında kalma durumu üzerinden var. Bir sempati durumu var tabii ki ama o da gerçek. Çok gerçek. O zaten evrensel. Ama şimdi fragmandan izledik. Yani bugün de yayına da bu cuma Doğa giriyor. Doğa Dark Side'a geçti. Doğa bayağı evin hanımı olacak Alev gelene Dunlar kadar filan. Fazilet Alev bile demedi bunu. Hülya Avşar'ın Fazilet filmine döndü. Ben olacağım evin hanımı falan. Evet. Çok büyük bir Dark tabii Side. Tabii Alev gelene kadar. Ne? Sen de ben ne alaka? Ben yok. Sen de her şeyin de olayı. Ben ne alaka? Senin de olayı işte. Elinde bir mikrofon böyle aldım. Yani. Şarkı söyleyerek gelecek Alev. Yani açıkçası... Herkesi merak ediyorum artık çünkü hiç benim tahmin ettiğim yönde ilerlemedi hiçbir şey neredeyse. Dolayısıyla genel olarak herkesin ne yapacağını aşırı peki merak ediyorum. Peki senin hayalinde şöyle bir şey var mı? Mesela sen senarist olsan falanca karakteri kendin dışında falanca karakteri ya da çifti şöyle bir yolculuğa doğru çıkarırdım hikayesel anlamda. Var. Ne var mesela? Herkesle alakalı var hem de. Yani benim kafamda da bir senaryo ya, kendi çok kendime. İyi. Ki normalde hiç böyle şeyler düşünmem. Yazılanı izlerim, oynarım, hiçbir şey karışmam. Ben izleyici olarak da hiç sevmem müdahale. Ay bunu beğenmiyorum. Ama çok kaptırdığın için bu işe belki de. Ben izleyici olmayı bir seviyorsun. Tık daha seviyor olabilirim oyunculuk yapmaktan. Dolayısıyla yönetmen, oyuncu ne yaptıysa onu izlerim. Böyle bir beklentiye girip de hani bana o biraz şımarıklık gibi geliyor. Abi burayı ben beğenmedim. Allah Allah adam öyle düşünmüş, o da öyle yazmış, sana ne öyle yani? Yönlemiş. Ama diyorsun. İstiyorsa. Ama ilk defa işte... Kendi laflarında yargılanırsın bu hayatta. Kınadığını bir anda kınadığını yaşarsın. Bir anda kendimi o pozisyonda buldum. Aman tanrım yani herkesle alakalı bir senaryo. Mesela Kıvılcım'la Ömer'e ne yapardın? Nasıl bir senaryo var kafanda? Aslında bu olanların hepsi yine olabilirdi. Fakat bir bu kadar hızlı olmazdı. İki ben onları daha zor duruma sokardım. Yani Kıvılcım'ın Eto'ya... Daha uzun sürede ikna olmasını sağlardım ki kopamasın. Eto Ertuğrul. Eto bitmiş. Eto bitmişteki Eto değil. Eto bitmişteki değil. Çünkü böylece... Daha kıskanç. Editleyemeyiz onu biz şey gibi. Dönmek isterse Ömer'e dönmesi daha zor olsun. Daha zor olur. Daha fazla bağlansın. Aynı şey Alev'le Rüzgar'a da Apo'ya da yapardım. Yani herkesi biraz daha böyle... Şu an daha safe bir yerde, güvenli bir yerde. Gitmek istese Ömer'i seçer. Çok hızlı seçtiği için çok hızlı kusura bakma. Zaten o kadar vakit geçirmedik canım diyebilir mesela. Evet zaten sabah sana güzel haber vereceğim dedi. Sabaha kadar sahurda aydınlanma yaşayıp tekrar Ömer'e dönmüş olabilir. Olabilir. Haberler bu sefer kötü diyebilir. Şimdi de kötü haber. Aslında açılı bulutlu. İstediğin biraz hikayelerin demlenmesi. Evet. Karakterlerin arasındaki ilişkilerin de demlenmesi. Evet. Bence çok doğru bir eleştirme bilmiyorum ama çok yapıcı bir şey. O hayal yani bu da hayal başka yani. Bir hayal. Evet. Benimki tabii. De başka bir hayal. Tabii bunların canım. Hepsi bu devirlerin hayali. Için. Paralel evren gibi tabii, düşünebiliriz yani. Bununla aynen ilgili öyle. Bir derdim yok ama o da benim kafamdaki başka bir versiyon gibi bakabiliriz. Çok yani tatlı. Ben şu Apo Rüzgar Alev konusuna değinmek istiyorum. Lütfen. Lütfen. Mesela geçen buyurun sezon. Efendim. Lütfen. 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 Geldi. Mesela Rüzgar, Rüzgar, Rüzgar anlattık, anlattık işte serumluk olmuş, aman evet. Tanrım büyük aşk işte annesi kovalamış falan filan. Olaylar, olaylar. Şimdi Rüzgar gelince biraz daha Alev'in gerçekten madem endgame'imiz, günün sonundaki kapılımız Apo ile Alev. Hı hı.
Şimdi ben olsam şöyle bir sinsilik yaparım. Hmm. Tabii ki bunun içinde reyting derdi, efendime söyleyeyim, tabii, halkın nabzı falan yok. Ben tabii şu an oturduğum yerden tabii konuşuyorum. Dolayısıyla sevgili senaristlerimizi hiç bağlamaz benim söylediklerim. Müjdenin nabzı. Bu benim kendi geldin nabzım yani, tek başıma Müjde Osmanlı Kurdele. Evde tek başıma oturduğum yer. Pijamamla yani. Ben olsam şöyle yapardım. Şimdi rüzgar gelince Alev'in gerçekten zaten Apo'dan kopmam gerekiyordu. Zaten yanlıştı. Hmm. Zaten aile birbirine girer. Zaten mimli bir insanım ailede deyip rüzgar da geldi hazır. Çünkü rüzgar diğerlerinden biri gelmedi bahsettiler. Rüzgar geldi. Gerçekten evet ya, zaten çok aşıktım. Zaten evet deyip ama hmm, Apo'dan da kopmam lazım bir tarafta. Derdin. O da zaten biz İstiyor zaten birbirimize döndük. Evet. Gerçekten biz nişan, hani Alev hmm yine rüzgarı bir tık Apo'dan dolayı hızlı bir şekilde nişana iterdi ama sevgisi ve ilgisi evet ve hmm alakası da olurdu. Bunu gören Apo, gerçek hayatta da böyle olmaz mı? Birine böyle saldırırdı işte, yaparsın. Doğru. Yes. Ama öf, bir dakika ya dediğin insan gerçekten çok, evet, başka birine kafasını çevirir bakar. İyi tamam sen birisin deyip gider. Evet. Bir dakika dur, ben öyle demek istemedim aslında, ben seni dersin, istiyordum. Evet. Şimdi Apo'nun bu hale gelmesini isterdim. Kıymete binmeyi yani hmm orada. Biraz. Çok hazır oldu evet böyle her şeye Alev. Evet. Tamam evet geliyorum. Öyle olunca. O hızlı geçiş senin bahsettiğin. Alev yine de bu kadar sevmesine ve dönmesine rağmen rüzgar yerine Apo'yu seçseydi, hmm, Alev'in aşkı da gerçekten bu kız Apo'yu seviyormuş tabii olurdu. Apo'nunki de gerçekten daha az taşlanırdı. Doğru bir karar mekanizmasıyla evet ben bu kadını seviyorum çünkü başkasıyla olmasa dayanamadım derdi. Rüzgar her halükarda güme giderdi ki üzücü. Üzücü. Evet ama gerçekten bu arada İlik Rüzgar çok orada lokomotif bir karakterdi sizin ilişkinizde de. Ezber bozduk de biz bu işte. Ezber bozduk işte. Öyle, ezber öyle, bozduk öyle. Gerçek seninle hayatta ilgili şöyle tweetler vardı ya, yani senin karakterinle ilgili. İşte beni buna mı tercih ettin diyorsun ya. Bence o sahneniz çok gerçek ve evet hepimizin içine su serpen ve Alev'e hepimizin söylemek istediği şeyleri sen söyledin. O sahnede ortak akıl. Benim söylediklerimi de Rüzgar söyledi. Aynen öyle. Sen mesela orada tamam, o sahnede hepiniz adına ben kustum. Böyle sahnelerde mesela daha mı mutlu oluyorsun? Ne hissediyorsun mesela? Çünkü hani oyuncular bazı sahneleri daha mı yükseliyor? Sizde böyle bir şey evet oluyor öyle mu? Evet öyle. Kesinlikle öyle. Ben mesela bir sahneyi çok sevdiğimde ya da hiç sevmediğimde hemen ezberlerim. Aa. Evet. Kesinlikle. Çok aa çok ortası yok. Yani. Ortası yok. Yani her türlü hep ezberlerim de. Aha. Yani çok sevdiysem mesela şimdi bir sahne var. Kayıt dışı anlatırım. Öbür bölümde. Pinko'yla mı? 47'de Pinko'yla değil. Ha. Nuro'yla. yani çok iyi yani. Ve bir kere okudum çat diye ezberledim. Mesela bir tane sahneyi Nur sevmedim. Nur Sema'ya mı yürüyeceğin yok yürümüyorum la. Ne pek yürümeyi bekliyoruz bu çocuk. Ay ne diyor çocuk boşta kaldı. İlik gibi çocuk boşta kaldı. İlik. The ilik filan. İlik. O sahne çok mu güzel bir sahne? Yani işte okudum bence çok iyi sahne. Hmm. Bayağı. Yani hoşuma gitti yani, bayağı sarsıyorum falan. O yüzden bir kere de hemen ezberleyiverdim. Çünkü okurken görmeye başlıyorum o anda. O zaman tamam oluyor. Kafanda canlanıyor. Evet, çünkü ama bazen de şey oluyor mesela okuyorsun. Ha bir dakika aslında ne diyorum? Hmm. Üç cümledir aynı şeyi söylüyorum. Evet, biraz monoton gibi geliyor. O zaman da falan okey. O zaman da tamam. O zaman şimdi çalışacağız oluyor. Peki senin var mı mesela kafanda? Benim seneler önce izlediğim bir film var. Groundhog's Day diye. Hmm. Bilmiyorum bir filmi. Aynen. Her gün aynı günü yaşayan adam. Bill Murray'in filmi. Ha Bill Murray, bravo. Bravo. Bir şey, bravo. Bravo demeyi de çok seviyorum. Takdire ihtiyacım varsa demek ki. Neyse. Andy McDowell'la Bill Murray'in filmi diye. Vanilla Sky değil miydi o? Bugün aslında dündü diye. İspanyol versiyonu var eskisi. Hmm. Aynen. Vanilla Sky'ın ama. Evet. Onunla nereye bağlayacağım? Şöyle, adamın olayı şu. Her gün aynı günü yaşıyor adam. Bir kasabaya gidiyor ve her gün aynı günü yaşıyor. Şimdi ben de bizden herhangi bir karakteri bizim her gün aynı günümüzü yaşatmak isterim. Hmm. Yani ha, o filmdeki bir karakteri. Aynen. Rüzgar her gün aynı günü yaşayacak. Wow. Kızılcın içinde. Günün sonunda. İşte her gün yeni bir şey olacak. Ha. Her gün kendisi yeni bir şey öğrenecek aslında. Gibi. Ha, okay. Yani, peki ne olunca öbür güne geçebilecek? Amacın ne? O filmi sen izledin mi? Filmi izleyince anlarsın. İşte, arkadaşlar o filmi izleyin. O filmi bir daha söyleyelim. Groundhog Day. Bravo. Neden? Bugün aslında dündü yani diye çeviriyor. Bugün yani today was actually yesterday. Ben bak yemin ederim o filmi izledikten sonra bütün yani böyle benim dikkatimi çeken bütün senaryolarda genel olarak o filmin senaryosu düşünüyorum ki. Hawks Day. Hawks Day. Tamam. Doğru hocam. Grant Hawks Day'i bulalım şeyini IMDb'den biz de izleyelim. Gerçekten eski merak ediyorum. Filmdir. Çok eski film ve çok güzel. 99 mu? Evet 90'larda galiba. Bir de 50 First Kisses vardı Drew Barrymore'un her gün aynı şeyi oynuyor. O daha yeni. 2005 mi? Evet şey Adam Sandler'da Drew Barrymore. Drew Barrymore oynadı. Sen de öyle bir şey yapardım ve onu her gün yaşatırdım diyorsun. Gibi, yani evet.
Kendi karakterini mi peki? Ha? Kendi karakterini mi? Kendime herhangi birine de yaparım. Apo yaparım aslında ona. Her gün kalkacak böyle. Oo. Bugün o kararı verecek bir daha. Ulan Pembe'ye bugün söylesem mi acaba? Ama çat diye de söyledi. Aslında işte, zaten o da var işte. Her gün aynı gibi yaşıyorlar ya, o monoton hayatlarında. Evet. Yani her gün. Kaan filmde bir de şöyle oluyor. Tuzu da Nur Sema. O tuzu da yani bunlar Kandili'de oturuyor. Tuz Mecidiyeköy'de. Yani o tuzu adamın yakınına koyun. Üç vesayette geliyor tuzu. Ama istiyor bu adam bu tuzu yani. Belli ki o tuz yenecek ya. Peki şimdi biz karakterlerinizle ilgili bu kadar konuştuktan sonra. Buyur abi. Biz size bir takım oyunlar hazırladık efendim. Sinsi oyunlar. Bir tanesini sen biliyorsun YouTube gecesinde de yapmıştım ben. Evet yes. Karakterine cevap ver diye bir oyun. Dört tane Ayşe, ikisi de Ayşe, ikisini ben hazırladığımız varsayımsal sorularımız var. Severim. Seçenekler sunacağız karakterlerinize ilişkin. O karakterle siz hangisini seçerdinizi söyleyeceğiz. Hı hı. Hazır mısın? Hazırım. Sadece şık söyleyeceksiniz. Kolay bir de yani şık da veriyor. Aa çok kolay, çok kolay, çok kolay. Buyursunlar. İlk sorum sana canım Yiğit'cim. Rüzgar. Pinko senin yapıcı tavrından etkilenerek olayları daha detaylı konuşmak için sana da jest olsun diye senin hayat tarzına yakın bir restoranda seni baş başa yemeğe davet etti. Oh. Mekana senden önce giden Pinko en şık kıyafetiyle seni karşılayıp hoş geldin oğlum dedi. Ne yaparsın? A. Oğlum deme lazım olur diyerek. Dizideki... Sen bunu söylemeden aklıma gelmesi bu şıkkın. Keşke söyleseydin. Dizideki bütün permütasyon ve kombinasyonları sonuna kadar açık tutarım. B. Onun gerçek yaşını öğrenip zaten ben de hep yaşından olgun biri olmuşumdur diyerek aramızdaki yaş farkının çok da önemli olmadığına hem onu hem kendimi ikna ederim. C. Yaşlı başlı kadın nasıl darbe aldıysa benim için tabularını bile yıktı. Yazıktır diyerek durumu dengelemek için 2024 yapılacaklar listeme Umre with Pinko'yu eklerim. Hangisini yapardın rüzgar olarak? Valla kimler kimlerle beraber deyip elinden kimler, tutup Ümre yolunda. Aa öyle. Aa, ters köşe. Yani tabii Ümre'ye de gidersin. Oradan o... İbiza'ya da gidersin. Hayatlar... Pinko ile olacaksın okey yani. Ne yapalım canım? Üçüncü sezonda böyle bir şey olsa hiç şaşırmam. Önce Ümre sonra İbiza. Rüzgar bu. Bana sorsan anlamam. Rüzgar ne yapsın yani? Doğru. Bence çok Hı-hı. güzel. Çok güzel cevap. Buyurun sizin o zaman Alev Hanım'a. Alev Hanım. Siz böyle vice versa yapıyorsunuz. Aa evet. Lütfen. Alev çok dinledi. Hazırlanıldı. Bu yani çok hazırlanıldı. <dedi. gülüyor> Dört soru. Bir senedir bu sorular için çalışılmıyor. Şimdi canım Müjdecim ve Alevcim. Şizofrenik bölünme yaşıyor. Bölünme. Müjde Arslan. Apo siz evlendikten sonra iflas edip dımdızlak kalsa ve borç içinde yüzse ne yapardın? A. Benim canım EYT'li eşim, biricik aşkım. İstersen prostatından daha büyük taşımı, tek taşımı satayım da biraz rahat edelim mi derdin. İstersen Umut'la benim yanımda çalışmaya başla Apo'cum. Ak masada damlar, biraz da SGK'lı hayatı yaşa diyerek ona bir istihdamda bulunurdun. Güzel şık. C. Kıraç'ın bir bakır bileziğe razıysan gel benimle şarkısı hiç benlik değil Apo'cum. O yüzden ben... İcra iflas memurlarıyla seni baş başa bırakayım. Bye bu derdi. Şimdi Alev'in gidişatı C şıkkı gibi. Ama benim kurguladığım baştan Alev'in şunu söylemesi lazım. Ve Umut'la Müjde de. Müjde SGK'da. Müjde olarak da böyle derim. Derim ki ben de. Gerçek aşksa bu zaten kalır yanında. Değilse de anlarız ki gerçek aşk değilmiş gider. Doğru. İnşallah böyle bir şey olur da görürüz ne yapacağını. Ben de merak ediyorum. Nöbetçi senaristler. Nöbetçi senaristler görevi. Senaristler. Hemen İşkur ve SGK'ydı. Şimdi görev davet ediyoruz. Ben Alev'e sorumu soracağım. Sonra sen Rüzgar'a sorumu soracaksın. Wow. Böyle de bir kurgu işte. Şeytanın aklına Apo, veririz. Apo evlenince yaşayacağınız evi göstermek için sana sürpriz tur ayarladı. Gittiğinde tur. Evin... Tur yani ev seni, büyük saat. Ya seni eve götürüyorum işte gözlerini kapadı falan. Ay ETS'den 8 taksi tur ayarlamadı yani. Bana ETS reklamını yaptırmayın. Gittiğinde evin Nakkaştepe'de Kehrizar Konakları adlı mütedeyyin bir site olduğunu, evinizin de kadınlar havuzunu gören bir villa olduğunu öğrendin. Hmm. Ne yaparsın? A. Bak Apo ben senin için kendimden feragat ediyorum. Bu sitede de yaşarım ama sen de durumu eşitlemem için bana destek ol. En azından erkekler havuzuna bakan bir eve geçelim. Bir dersin. Mükemmel. A. Müjde olarak da bunu onayladım. Çok güzel. Adil. Ama Kehrizar erkekleri. Man of Kehrizar yani. Kehrizar. B. Uslu bir kız gibi çok sevmiş pozlarına girer. Taşındıktan sonra siteyi vereceğim partiler ve getireceğim dansçılarla jet hızıyla muasır medeniyet seviyesine çıkarırım. Bu da güzel değil mi? C. İlk fırsatta Apo'ya Fazıl Say'ın çiftler artık ayrı evde yaşamalı açıklamasının linkini atarak kıyametler kopartan ilişkimi
anacığım Sönmez'in ve layık atak ablam Kıvılcım'ın yamacında yaşamaya devam ederim. Bu kadar zor üç şık görmedim. Ya. Üçlük bana bir alkış. Gerçekten sana bir alkış. Şıklarına da ayrı alkış. Dizi gidişatı için mesela gerçekçi olarak C olma ihtimali çok yüksek. Çok yüksek. Evet. Fakat ama ben gönlüm... şahsi olarak, müjde olarak A'yı çok beğendim. Ya. Yalnız B'nin de gideri var. Gideri vardı. Yani dolayısıyla sen... hiçbir bebeğimi ayırmak istemiyorum şu an. %3.3 devirme. D hepsi demek istiyorum. Gerçek bir terazi burcu cevabı seni açıyor. Ne katılıyorum ne katılmıyorum dedi ya. Tamam. Buyurun Ayşe Hanım, sizin sorunuz. Şimdi geldik Yiğit Bey'e. Efendim. Yani tabiri caizse Rüzgar Bey'e. Rüzgar. Dedi ki, bulamıyormuşum değil mi şey Uğur Dündar gibi. Alev çok pişman oldu. Dedi ki, Rüzgar ben geri dönmek istiyorum. Ben yapamayacağım. Çünkü bazı şeyler de yaşanamıyor Apo'yla. Dedi daha neler? Da özele girmedi. Ben anlamadım neler. Birlikte el ele dedi yapı markete gidemiyoruz falan. Ha, tamam. Öyle şey, yokuş çıkamıyoruz filan. Yani Biter filminde Adnan Bey'in yaşadığı sıkıntılar. Şurubunu iç, şurubunu. Meğer ben hep sana aşıkmışım. Zaten eskiden de sana baygındım dedi. Sen bu durumda ne yapardın? A. Ben çok merhametli ve unutkan bir insanım. O yüzden kabul eder. Hemen Alev'le sarılarak bir selfie çekilir. Instagram'a atar. Fotoğrafın altına da sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik. Hasta düşmana Pinko'ya, Apo'ya. Yazardım. B. Yok bana Apo'ya yazıyorum. Bu soruları hatırlarken bizim de kişisel travmalarımız ortaya çıkıyor. Çok tatlı inanılmaz. B. Bana yanlış yapanı asla affetmem ben Alevcim. Bundan sonra seninle biz kırmızı ışıkla bile yan yana gelemeyiz. Elveda der. Hmm. Oradan uzaklaşırdım. C. Aslında ben de sana karşı boş değilim Alev diyerek bir süre görüşür. Sonra canım sorun sende değil bende diyerek terk eder. Tek başıma hayatıma devam ederdim. Yani C olduğu zaten çok aşikar bir şekilde. Öyle mi? Gururlu böyle. Musundur sen de böyle? Hani gitti yoksa geldi. Yoksa diziden dolayı mı C? Rüzgar'ın karakteri C, C gibi. C gibi yani. Ama %100 C. Sen mesela ne derdin? Birisi diyelim ki gerçek hayatımıza döndük. Yok. Ezif diyelim. Bilmiyorum ki ya. O an ne hissettiğime de bakar. Her şeye bakar. Bu kadar adi bir şekilde olduysa mevzu. Ha, o anki durumuna da bakardım. Ama yani nikahtan bir gün önce gerçekten başka birine giderse herhalde bir daha selam vermem yani. Ya da selam verir geçerim. O daha pislik olur. Daha pislik. Sen yani, peki ne yapardın? Gerçekten hani yok, bir günden bir gün önce. Hiç umurum olmaz hemen tamam gel derim. Tam bir alev. Ertesi gün derim yani. Ya. Şimdi bu soruları daha derinine ineceğimiz... Kafama sıcızdır, herkesin gene canım gel öpeyim derim maalesef. Salak olduğum için. Biraz daha derinine ineceğimiz bir oyunumuz daha var. Hadi onu sen bilmiyorsun. Benim naçizane kendi şovumda oynatmayı çok sevdiğim Evet Hayır Belki oyununu oynayacağız. Evet Hayır Belki başlasın diyorum. Başlasın. Sevgili dostlarımız, Evet Hayır Belki kartlarımızla sizlerle birlikteyiz. Müjde dedi ki keşke normal hayatta da bunlar olsaydı. Evet ya. Neden Müjde böyle bir şey istedin? Çok pratik. Zamandan tasarruf. Çok güzel. Gerçekten çok pratik. İstersen Ayşe sevgili partnerim sen başla sorularımıza. Fake hesaptan başka bir ünlüyü stalkluyor musunuz? Fake hesabım yok. Yoktur benim. Kaan bir sefer ilk. En karaktersiz yine biz çıkacağız daha burada. Bir dakika Instagram mı? Evet. Tamam. Hayır yonca. Allah Allah. O zaman değiştiriyorum. Herhangi bir sosyal mecradan bir ünlüyü stalkluyor musun fake hesabından? İşte. Ooo işte müjde uzman farkı gerçekler. Sen hayır mı? Yalanlarını yok, iyiyim. Yok vallahi yok. O girerek giriyordur kendi şeyinden. Ya. Kendi hesabından girip aslanlar gibi. İkinci soru. Lütfen dürüstlük ama dürüstlük. Buyurun tabii ki. Sevmediğin biriyle ilgili... arada keyiflenmek için onunla ilgili olumsuz ekşi sözlük yorumlarını okur musun? Oo, burada da dürüstlük. Bravo. Hiç okumaz mısın? Düşmesi yok. Ben Müjdenin sevmediği kimse düşmek yok. Değil ya. Düşmek de ama düşmek hayır, değil. Sen de şimdi hemen şey yapma. Gerçekten mi Müjde? Neden? Mizacım da yok. Yapamam. Düşene bir tekme devam vuramam. Mizacım da yok. Benim var mizacım da. Ben de düşene bir tekme 300 Spartalı'daki adam gibi vururum. This is Sparta diye. Öyle olsa olur yani. Bir dakika, bir dakika. Bu arada şöyle bir şey değil. Ben de yani sevmediğim birini başarısız olur inşallah diye dua etmem. Ama hali sevmediğim ve bana kıllık yapan birisinin bir işi patladıysa girer bakarım ben kardeşim. Ben okumaya bile içim sıkışır, bakamam. Ay canım ya. Bence iyi çok güzel bir şey söyledin. Cennete o zaman hali hazırda, hali hazırda patlamış varsa. Bir başarısız yani varsa hazırda, okursun ben başarı, yani. Allah herkesin okursun. Çarşısına pazar açsın. Bizim esnaf duasıdır. Onu geçtim tabii ki. Ama. Şimdi, ama. Hali hazırda açılan bir pazar varsa. Ya da çarşı. Ve senin tezgahına biri tekme atıyorsa. Misal. Ve orada bir yıkım varsa ve seninle hiçbir alakası yoksa, tabii. işler olmuş bitmiş, sen sorun da oradaysan, doğru. kimseyi rahatsız etmeden
Çok ha, güzel. Leyla'lar, Mecnun'lar. Çok güzel açıkladın biliyor musun? Bizim yılanlığımızı evet, çok güzel açıkladın. Evet, o yine ulu yüce gönüllü devam. Sağ olun. Peki, üçüncü soruya geçelim. Buyurun. Devam ediyoruz. Hiç gönlünün aynı anda iki kişiye kaydığı oldu mu? Ne açıdan nasıl? Güzel soru. Ne açıdan? Açı derken dar açı. Soruyu açmak. Dar açı. Üçgenin iç açıları toplamı. 90'dan 180'i açarsanız bu aynı anda iki kişiden hoşlandın mı? No. Bu kadar basit. Ben olmadım. Ben de no. Ben biriyleyken diye demiyorum bak ya. Biriyleyken anlamında değil. Yani kimse yok hayatında mesela, da olabilir. Mesela Henry Martin'i hem güzelmiş. Willy Valo'yu beğenmem gibi bir şeyse kime? Eğer. Henry Martin'i hem Willy Valo. Him'in solistisi. Hayır öyle bir şey değil tabii ki yani. Bu adam olacak çocuk değil bu program yani. Yani tangible değil mi? Tutabileceğimiz birilerinden bahsediyoruz. Evet. Tangible. Tangible, tangible, tangible. Christmas diye tangible dedim. Siz yani benim o insanlara ulaşamayacağımı düşünüyorsunuz. Ooo. Ulaşmışlığım var. What a spectacular shot from Rafa. Anlatabiliyor muyum? Siz kim köpeksiniz dedi özellikle. Valla benim aynı anda 2-3-5 kaydı yani. Aynen. 2-3-5. Kayar ne var? Değerli partnerimden enteresan cevaplar. Hayır, hayatında kimse yokken, hayatında birisi varken tabii ki kaymaz ve kaymamalı ama... Buna katılıyorum. Hayatında yokken herkesle benim çok oldu. Oldu be. Benim bir anda 67 en deli gördüm. Aa. Peki devam ediyoruz. Hiç flört ettiğin birine müstehcen fotoğraf gönderdin mi? Ya bizim o değil işte yani. Yok. Bizim şey o değil yani. Ha. Bir 10 sene önceki kuşak bak nasıl gülüyorlar. Çok doluymuş da. Bizim o değil. Dinleyelim ama nedenmiş gerçekten. Neden değilmiş evet. Ya ben bir kere şöyle bir şey yaşamıştım arkadaşlar. Hiç isim vermeyeceğim. Ben gayet ahlaksız bir şekilde. Bir şey söyleyeceğim. Var. Ne var? Allah aşkına. Vallahi bak ant verdim vermeyeceğim. Gittik abi. Sana bunu ben yazın anlatmışım. Nereye gittin? Evet. Bir tane film çekeceğiz falan işte bir yerlere gittik şehir dışına ha, birkaç sene önce oluyor aynen oyuncularla. Müzik açılıyordu. O hoparlör benimdi tamam mı? Dedi ki ya ben de müzik açacağım benim telefondan açalım falan. Oğlum dedim gel ver bana benimkinden açıp söyle ne istiyorsan açayım falan. Yok yok ben gireyim falan okey. Sonra girdik 2-3 şarkı sonra tırtladı müziği ne yazık ki. Abi dedim şifren ne? Aa kalkıyor oradan şifreye geliyor. Kalkıyor oradan şifreye geliyor. Kalkıyor oradan şifreye 6 kere şifreye geliyor falan. Abi dedim söyle bir şey yapmayacağım korkma yani. Mesajlara gireceğim falan. Sonra akşam arkadaşlarla konuşuyoruz. Oğlum onlar genç falan ne demek? Nude var onların telefonunda ondan diyor vermez şifresini. Hmm. Ha, dedim sanki ben senin genç affedersin. Yani anladın mı ben senin nude'unla ne yapayım be? Benim senin nude'una ihtiyacım yok. Aklına bile gelmiyor ki ayrıca. Ama gençlere özgü bir şey yani mi bu ben, diyorsun? Yo estağfurullah biz de genciz kan. Evet işte onu diyorum yani. Ya. Gençler yani yapıyor bunu bizden şey, geçti yani gibi dedin de. Ben şey yapamıyorum bir de flörtleşiyorum mesela hani. Bacağını yolla falan. Ne ha. Diyeceksin yani? Boydan at. Soru nasıl olur yani? Yok o şekilde o kadar net girin. Ben de atacağım ona. Yok yok. Ben de bacağını yolla. Instagram'da atılmışı var falan. Müjdeciğim sen nasıl bakıyorsun bu nude olayına? Saçma mı buluyorsun Yiğit gibi? Yani gerek yok. Bir araya gelince... İnsan soyunur da. Zaten soyunur yani. Anladın. Doğru ama. Konu oraya varıyorsun. Ben alkışlıyorum bu cevabı. Ben de. Gerek yok. Gereklis. Birazcık. Onun heyecanı var. Evet. Beni yerleyin. Ben bu arada Yiğit'le Müjde'yle aynı noktadayım. Gerek yok da atmadım da istemedim de. Evet abi ne isteyeceğim ayıptır ya. Spoiler ve fragman sevmediğim gibi önden niye öyle bir şey ihtiyaç duymak daha da güzel teaser sever. Ama ön seçme diye bir şey var mesela. Bazıları. Bulunduğu icat edildi. Başka. O başka. Evet. Seyircimden hiçbir şeyi saklamam der ve bütün ahlaksız cevaplarına devam eder her türlü. Sana helal olsun. Helal olsun. Helal. Soyunuyorum filan. 12'de ben soyunuyorum. Bunlar yanına takipçi olarak gireyim. Geliyoruz. Nude dolu şu an. Hadi bakalım. Sen de canım. Biraz daha edepli sorularımıza geçiyoruz. Geçiyoruz. Biraz edepli sorularımıza geçiyoruz. Biraz ama. Hiç azıcık. Berbat bir filmin, bir oyunun, bir işin galasına gidip çıkışta yalandan övdün mü arkadaşın diye? Soruyu anlayıp hemen böyle yaptım. Hmm. Ben de ben yalan öyle. Söyleyemiyorum. Bir, iki, yalan öyle olacağını hissettiğim an gitmiyorum zaten. Güzel. Ayrıca bana hiçbir şey berbat gelmiyor seyrettiğim. İnce. bana hiçbir şey berbat gelmiyor. Diyorum ya o da öyle anlatmış, öyle yapmış. Kurgucu öyle yapmış falan deyip kabul edip devam ediyorum hayatıma. Bizim arkadaş getme ihtimali şu an %0 oldu Ayşe'yle. Beraber film seyretme ihtimalimiz yani düşmüş olabilir. O da öyle yapmış. Olmadı. O da öyle yapmış. Arkadaşlık yaparız. Yaparız. Neden? Evet. Yalnız gidiyorum sinemaya zannediyorsun. Ama işte. Ama seni bana bir ay versinler bak nasıl. Herkes ışıklarda dilendiriyoruz seninle. Bu arada biz kötü film izlemeyi çok severiz. Değil mi? Çok kötü iş izlemeyi. Benim kötü guilty pleasure'ım da kötü filmdir bu arada. Hani evet. Kötü iş gömmeyi kendi özelim arkadaşlarımla da çok kötü seviyorum. Kötü film yoktur. Kötü
olduğunu düşünen insan vardı. Güzel. Sen Yiğit. Daha Bihter izlememiş. Maalesef. Ups. Sen Ups. Peki hakikaten gidip yalandan övdüğün oluyor mu bazı arkadaşlar? Yalandan övmüyorum yani, bir tebrik ediyorum. Doğrudan övüyorsun. Falan. Sonra da çok konuşmadan gidiyorum zaten. Çok bir şey paylaşmadan. Ya da atıyorum bir oyuna gittim, 9 kişilik oyun. Birini hiç beğenmedim hakikaten mesela. Ha. Diğerlerini onu fark ettirmeden tebrik ediyorum. Hmm. Onu çok tebrik tamam, etmek zorunda kalmayayım diye. Dürüst şey politik davranıyor aslında. Gibi. Dürüst. Ama kırmamaya da çalışıyor yani. Bazen anlıyorsun yani. Sadece laf atmaya gelmiş. O yani laflarını vermeye gelmiş herif. Onu anlıyorsun yani. Belki bak kafasında bir şey oluyor, her şey olabilir. Evet, devam ediyoruz oyunumuza. Evet. Buyursunlar. Hiç gece sende kalan birini sabah bir yalanla evden gönderdin mi? Ah! Pardon, özür dilerim. Yalanla değil, ben direkt. Bu hikayeni bildiğim çünkü. Doğruyla. Evet. Şimdi düşünüyorum. Göndermişsiniz arkadaşlar ya. Bak, ben evet gönderdim dedi. Partnerim. Valla belki, ben belki hakkımı Burada kullanmak isterim. Istiyorsun. Her şeyi hatırlamak zorunda değilim. Değil. Teşekkür ederim. Beyin siler bazen. O kadar kötüdür ki beynim. Hayır. Sağ, sağ, sağ hayır mı Müjdeciğim? Hayır. Hayır. Ben kahvaltı ettim. Göndermişim yani. Yemek yemeden şimdi. Çünkü şöyle bir şey oluyor ya, bazen kendi alanına ihtiyaç duyuyorsun ya ertesi evet. gün. Bir evet. işin oluyor falan. Bu da karşıdaki bunu kişisel evet yani. Mesela karşıdaki bunu kişisel algılıyor. Sanki onu sevmiyormuşsun ve o an aslında. Yok, ben kendim daha ama seviyorsan, seviyorsan göndermezsin ya. Bence kişisel algılamak haklı. Be. Niye göndermeyesin? Direkt söyleme seçeneği olsaydı daha başka cevap ha. Öyle bir seçenek böyle yok. Çok sadık köpekler sevgili bir cehennemle evlilik. Sen hayır mı dedin bu arada? Göndermem mi dedin? Bahaneyle göndermem. Ben de direkt gönderirim. Hadi yallah yallah. Müjde çok iyiydi, ben bahane edeyim. Direkt kovar giderim ya, defol git derim. Defol. Arkadaşlarıma da siz hocam? Yo, ben direkt gönderirim yani. Doğruyu söylerim. Okay. Hadi gitsen çok iyi olur derim. Sabahı da beklemem. Üçte filan. Yanında taksi, Hacı Osman taksiyi arayabiliriz. Ben partnerimin bir yalanını söyleyeyim. Şöyle bir yalan oluyor. sabah çok erken uçuşum var. Tabii uçuşu. Zoom'um var. Zoom'um var kadar güzel bir yalan uçuşu olamaz ya. Uçuşu kontrol edebilir ama. Aa evet. Evet, zaten onu kontrol edecek kadar manyaksa zaten defolsun gitsin de bizden. Buyurun bir sonraki soru. Şimdi hiç sadece parası iyi diye içinize sinmeyen bir işi kabul ettiğiniz oldu mu? Mümkün değil. Nerede o? Abi illa olmuş. Evet. Olmadı mı senin? Hatta tam tersi düşükleri seçtim çünkü. Ekonomik bir bakirelik diyebiliriz. Evet. Şey ruhumuzu satmışız biz. Şiirimiz ölmüş oğlum bizim yani. Tabii. Gerçekten. Ben Türk filmiyim o konuda tamam. Helal olsun. Wow, helal olsun be. Gerçekten Türk filmi. Hülya Koçyiğit filmi gibisin biliyor musun? Hayır. Peki son sorumuzu soruyorum. Kankanın sevgilisine aşık oldun. Aşkın arkasında durur musun? Ay. Aşık falan kendimi keserim. Öldürürüm. Daha iyi yani. Kendimi öldürürüm daha iyi. Tek şerefsiz olmak abi bence. Hayır da ya. Tek şerefsiz olmasaydı keşke. Hayır. Hayırlı belkiler ya falan. Öyle. Allah öyle bir şey vermesin yani. Kalmasın yani öyle. Kancım yapma. Bilmiyorum arkadaşlar. Yapma. Ben sana söylüyorum. Tamam ya. Evet. Hayır. Bence çok dürüst bir performans. Bravo. Peki canımlar, size bir şey soracağım. 2024'e girerken hayır. Oraya belki ne taşımak istemezsin? Ben bugün. 2023'ten 2024'e taşımak istemiyorum ve kesinlikle olmasın dediğim bir şey olsa ne olmasını isterdin? Aa, güzel ve senin elinde olsa bu. Dur, çok güzel soru. Ya ama böyle savaş mamaş demeyin. Onlar hayır, hepimiz hayır, zaten. Hayır, senin hayatında evet. Önce partnerime sorayım. Siz o sırada biraz düşünün. 2023'ten 2024'e neyi taşımak istemezdin? Karbonhidratlarımı. Simitlerimi. Ve stopajlarımı diyorsun. Ve stopajlarımı ve muhtasar vergilerimi evet, taşımazdım. Ya. Siz neyi taşımak istemezdiniz 2024'e? Böyle his bile olsa biraz ele tutulur olduğunu biraz daha sosyal biri olabilirim galiba. Aa, değil misin? Hiç değilim. Aa. Ben. Yani bayağı sosyal biriyim. Allah Allah. Bana öyle bir gelmiyor. Öyle bir vibe vermiyorsun mesela. Vibe ayarlıyoruz. Oyuncu da ya. Vibe'ları ayarlıyoruz. Vibe ayarlıyoruz. Çıkışta tabii. Çakra çıkışlarında biz vibe'larımızı ona göre kıs aç kıs aç. Daha çok mu insan sokmak istiyorsun hayatına mesela? Sosyalleşmek derken. Yani şöyle. Belki biraz gezebilirim. Bir yerlere giderim falan filan. Çünkü genellikle işim olmayan yere çok gitmiyorum ben işte. Yani hani anladın mı? İş varsa ancak. Gibi. Ya da işte böyle bir sevmiyorum böyle erken uyuyorum falan filan. Aynen böyle şeyleri biraz daha sosyal olmam lazım herhalde. Öyle bir şeyi istiyorum hayatımda. Onun dışında iyiyim ya çok şükür. Bakalım 2024 sonunda biraz daha sosyalleşmiş falan görebilecek miyiz? Bakalım. Geliriz. Siz efendim. Ya ben bulamadım bir şey ya. Yani 2023'ten 2024'e taşımak istemediğim bir şey bulamadım. Bulamadın. Herhangi bir şey. Senin hayatın, etrafın hiç vallahi yok yani. Vallahi bulamadım. Sıfır yani. Wow. Ne güzel. O güzel zaman aslında bu. 2024 aynen olduğu gibi devam etsin diyorsun benim açımdan. Üstüne koyarız da olandan da şikayetçi değil. Ama şey gibi düşünme yani kariyerim falan yok, güzel yok, gidiyor ama. Bayağı her şey düşündüm. Her şey düşündüm. Alakalı alakası hiç bulamadım. Güzel o zaman.
O zaman 2023 tertemiz. Evet. Çok güzel. Yani. İsli yoğurt mesela. Böyle de olmadı. İsli yoğurt çok kötü bir tat bence, hiç sevmem. Ne? İsli yoğurt. Aa evet ya. Yani ne gerek var isli yoğurt? İsli yoğurt mu? Aynen. Nerede geldi bu araya? Yani. Onu istemiyor musun taşımıştın? Hayatımda olmasın artık. Niye i̇sli hayatında yoğurt. Ki zaten? Yani aralar çünkü normal süzme yoğurt diye onu şey yoğurt varsa hoş değil gerçekten. Ben de ilk defa aldım. Çok kötü saçma bir cevap. Yani üzerinde böyle hani garip bir baca dumanı gibi bir şey yoğurt diyen var mı arkadaşlar hiç aranızda? Yok. Sen nerede? Sen yedin mi? Ne var? İsli yoğurt. Hiç yemedim. İsli yoğurt. Hiç yiyorum. Hiç yiyorum. İsli yoğurt. Böyle... Ben hiç duygusal bir top gök oldum şu an. Niye böyle oldum acaba? Hiç de böyle bir ihtiyaç da olmadı buzdolabımda. Gideyim de bir isli yoğurt alayım. Sen nerede yedin bunu? Bilmiyorum, hatırlamıyorum ama çok kötü bir tadı vardı. Allah Allah. Şimdi aklıma geldi. Niyeyse. Aa, ne çok güzel. Ne ben mesela artık bekarlığımı taşımak istemiyorum. Bravo. Bu cevabı açıyorum be. Yeter. Yeter. Yani tabii bizde de beni çok iyi anlar benim olan gömercinler. Şimdi komiyim, yakışıklıyım, zekiyim, halim vaktim yerinde, evim metroya yakın 5 dakika. Popülerlik desem. Popülerlik çok dozunda bir popülerlik var. Ama bizde de işte kusursuzluk sendromu. Bizim bu programı yaparken şöyle bir niyetimiz vardı. Gerçekten evde arkadaş toplanması gibi hissedin dedik ve gerçekten öyle oldu. Yani yenildi, içildi ve derin konulara dalındı. Yani tam bir yılbaşı gecesi aslında oldu. Aslında ev sohbeti gibi herkesin çok samimi olduğu. Evet, çok samimi olduk. İnşallah montajda gitmez inşallah bunlar. Yok. Ama samimiyet, ya dördümüz aynı anda alan bir kamera vardı değil mi? Var. Ona buyur, selam olsun. Şükür, ona selam olsun. Ona selam olsun. Sen de olmasan bak, ikili ayrı, tekliler ayrı. İzleyiciler ise ağzımızı okuayacak anca belki. Ağzımızı okuayacak ve bence ağzımıza okuyacak tek harfler. Diyecek. Her evet, çok değiştiği Türkçeden, bükülgen dilden. Kaan'cığım lütfen devam. Üst üste binmek deyince de biz be. Biz bugün üst üste binmedik. Biz damar damar üstüne bindik. O kadar bindik. 3 olunca çakrol. Evet ve bu bizim ilk kez konuk almamızla ilgili bir şey değil. Bence 100 kez daha alsak biz böyle konuşuruz yani. Biz evet. Böyle. Almayacak. Zaten ayrı. Ben şunu da teklif ediyorum. İkisi de ayrı ayrı ama bizde de izlediği için de. Bir gün bir gömercin kuşlarında senin izlediğin, senin de ayrı, ikiniz de ayrı. Güzel. İzlediğiniz ve sevdiğiniz ya da ay bu da böyle bir film mi olur dediğiniz bir şey lütfen gelin ama birlikte gömelim. Ama biliyorsun her şey kötü demiyor ya hiçbir şey o gelmez. Hayır ya muhakkak yeni, vardır. İlla yeni mi gömmemiz lazım? Hayır. Yok, Grand Hog Day'i gömeceğiz. Yani Casablanca'yı da gömmeyelim ama tabii yani. Olur mu? Olurum ben öyle bir şey. Yani kendimce gömerim. Aynen. Kendi müjde janrıyla gömersin. Evet. Müjde janrıyla. Ama biz tabii bu yılbaşı programı olduğu için bilmiyorum. Ben istiyorum ki bir şarkıyla da böyle hep beraber öyle aman aman bir seslerimiz olmasa da hep beraber bir şey söyleyelim istiyorum. Eğer siz böyle bir şey kabul edersiniz. Yiğit çalarsa. Efendim yeni yıla girdiğimiz şu dakikalarda öyle. benim için çok travmatik bir şarkı ve çok da sevdiğim bir şarkıyı. Buna şovumu gelenler. Neyse yani TMI, Too Much Information. Bir şarkıyla sizlere bu programın son bölümünde, konuklarımızın olduğu son bölümle sizlere veda etmek istiyoruz. O zaman buyurun efendim başlayalım. Başlasın maestro. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Ne bulduysa kaybetti, gönül aştan yana. Ne bulduysa kaybetti, gönül aştan yana. Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama değmez hayat, bu gözyaşlarına. Ağlama değmez hayat, bu gözyaşlarına. Bravo! Hoş geldiniz dinleyiciler! Bravo! Altunizade girdi yeni yıla. Evet tatlıcı gömercinler, 2024'e bir şekilde girdik hep birlikte. Üst üste bildirme konuşmalarımızla, alt yazılarımızla, şenlikli ve samimi açıklamanızla öncelikle size çok teşekkür ediyoruz. Bravo. İyi ki geldiniz, ilk konuklarımız iyi ki siz oldunuz. İlk gerçekten. Olmasaydım kırılırdım, daralırdım. Çok hoşuma gitti. O yüzden çok zorladık biz de zaten. Çok evet. Hiç zorlamadın, gel dedim, ben de geldim. Ya çok zor. Sevmiyet verince de sen be. Hayır ama sabah sana mesaj attım, iyi misin, hasta olmadın değil mi, geliyor musun? Bu yöneticilik ama ilk çağırdım, ben geldim. Kendi olarak gelecek önlemlerin hepsi. Çok tatlı. Evet. İkinize de çok teşekkür ederiz tekrar. Bir kere, İnşallah eğlendiniz bu arada. Çok eğlendik. Evet. Ben dedim 1,5 saat sonra. İki iyi dost kazandık, her şeyden önemlisi. Evet, en önemlisi o. İnşallah KMY Partisi'nde de görüşürüz.
Şimdi. Neydi, Perşembe miydi? Perşembe. Perşembe. 7'de başlıyor. Gereksiz bilgiler gene. TMI. Şimdi. Bizler veda ederken sevgili Yiğit Kirazcı ve Müjde Uzman bizi kırmayarak Yiğit'in gitar çaldığında kendisi söylediği için rica ettik ve çalacağını söyledi. Hep beraber şarkı söyleyeceğiz. Evet, Müjde Hanım da ne çalacaksın diyerek hala da anlamış değilim. Bakalım ne çıkacak. Biz de yeni öğreniyoruz. Biz de sizle öğreneceğiz bakalım. Evet, Gömer günler. Yeni yılda görüşmek üzere. Evet. Sizleri seviyoruz. Teşekkürler. Duygu. Biraz duygu. Biraz deniz, biraz uyku. Bütün isteğim buydu. Çalamıyor muyum lan ben? Bodrum, Bodrum. Nasıl anlatsam? Nereden başlasam? Çok yaptım. Kaç kişiydik o zaman? Bak, kaç kişi kaldı şimdi? Bodrum, Bodrum, Bodrum. Bir daha. Bodrum, Bodrum. Bodrum, Bodrum. Bodrum, Bodrum. Bodrum, Bodrum. Bodrum, Bodrum. Müthiş bir şarkı seçimi. Bodrum, Bodrum. Bravo! Bravo! Hep beraber. 2024 güzellikler getirsin. 2023 defol git. Gelen giden aratmasın da. Amin. Cümlemize hamdü sena. Amin. Hep beraber. Bilsen neler dönüyor şu garip dünyada. Arkadaşlık düşmanlıkla yan yana. Bazen sebep bir aşksa. Çoğu zaman da para değiştirir insanları hep bir anda. Hiç bunları kendine dert etmeye değer mi? Şu kısacık ömürler geçer İnce. Mi? Hoş görsen affet gitsin aldırma. Ümrün sende kalsın sonunda. Sen sarıl o sana sarılmazsa. Yaklaşmazsa hoş görsen affet gitsin aldırma. Büyüklük sende kalsın. Haydi bakalım. Sen sarıl o sana sarılmazsa. Sen unut unutmazsa. Bravo be. Bravo size be. Bravo be. Bravo kızın şerbeti. Şerbo. 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 Teşekkür ediyoruz. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,